A-Spor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Konuklarımız Serhan Türk ve Ozan Zeybek. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Melike. Nasılsınız? Yaklaşık 3 saat demeseydin daha iyiydi aslında. Böyle ürpertici oluyor çokmuş gibi. Boyuyormuş gibi. 2'ye kadar beraberiz. Evet, 2'ye kadar beraberiz. Küçük rakamları biliyorlar. Kullanmayı tercih et. Artık biliyorlar canım. Evet. Uzun saatler bizle birlikteler yani. Şimdi tabii... Lig'e de bir ara verildi. Dünya Kupası arası uzun uzun 3 saatlik yayınlar, mesailer bizleri bekliyor ve sizleri bekliyor tabii ki. Tabii maalesef son 24 saattir pek keyifli değiliz. Bu da tabii ki programlarımıza ve sohbetlerimize de yansıyor. Ben başlangıçta da açılışımızı yaparken yine milletimizin başı sağ olsun demek istiyorum. Maalesef çok acı bir haberle sarsıldık. Yaralılarımız, şehitlerimiz var. Mutsuzuz terör saldırısı sebebiyle. Bir yandan hep gözümüz kulağımız artık yine maalesef böyle konulara kaymış durumda. Bir yandan hayatta devam ediyor ama üzüntümüz çok çok taze. Bir kez daha hem başımız sağ olsun hem de başımızdan geçen bu acı olay sebebiyle geçmiş olsun diyelim. Dileriz tekrarları yaşanmaz çünkü geçmişte maalesef bunun örnekleri var. Yaşadığımız üst üste felaketler olmuştu. Dileriz o günler geri gelmemiştir. Bunu sadece temenni ediyorum şu anda bir daha olmasın, tekrar olmasın diye. Sizin de biraz durumunuza yansıdığını görüyorum aslında bu son 24 saatin. Hepimiz orada olabilirdik bir kere Melike. Yani evet, biz de oradan geçebilirdik. Maalesef. Çünkü Taksim, İstiklal Caddesi, Taksim, Beyoğlu. Buralar hep böyle yani Türkiye'nin kalbi olan yerler. Buralarda biz de gezebilirdik. Ya da o gün Beşiktaş taraftarları orada olabilirdi. Evet. Ya yani. Da o gün Kasımpaşa maçı olabilirdi. Başka takım taraftarları da olabilirdi. Bunu şu olarak bakmamak lazım. Teröre lanet ediyoruz, isyan ediyoruz. Yapacak başka bir şeyimiz olmuyor. İşte rahmetli olanlara dua ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Geride kalanlara başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ama bizim ülkemizin dört bir yanı maalesef hainlerle, alçaklarla ve kardeşlerle dolu. Yapacak bir şey yok. Buradan sadece haykırabiliyoruz. Başımız sağ olsun diyelim. Şimdi tabii ki dediğim gibi bir yandan hayat devam ediyor. Lige bir ara verildi. Artık Dünya Kupası heyecanı sardı hepimizi. Biz yayına başlamadan önce sizi de o heyecana hazırladık aslında spor ekranlarında. Tabii ki ama takımları da konuşacağız. Kendi milli takımımızı da konuşacağız. Onlar da bir hazırlık sürecine bir kampa girdiler. Diğer tarafta gözümüz kulağımız bu önümüzdeki günlerde Katar'da da olacak elbette yayınlarımızda. Şimdi bir de daha taze geride kalan Süper Lig'deki haftayı da konuşmamız lazım, değerlendirmemiz lazım. İlk olarak Beşiktaş'la başlayacağım. Şimdi Şenol Güneş'le 3 resmi maça çıktı Beşiktaş. Neler eksik, neler problemli, Şenol Güneş'in tespitleri neler, teknik ekip neleri tespit etti ve bununla ilgili nasıl çalışmalar yapılacak biraz bunu konuşalım. Konuşmadan önce bir haberimizde ayrıntılara bakalım. Sizin ne gibi gözlemleriniz oldu ya da size göre Şenol Güneş'le birlikte Beşiktaş'ta ne gibi değişiklikler oldu ya da tabii bir yandan şu son yaşanan olaya yine bağlanıyor, maç günüydü biliyorsunuz ama en azından şöyle bir oynanan maçlar özelinde nasıl yorumlarsınız? Serhan Türk seninle başlayalım. Oynanan maçlar üzerinden bakarsak takımdaki bir rağbet gitmiş. Aslında şöyle görmek lazım. Diken üstünde olan bir Beşiktaş vardı Valerian İsmail yönetiminde. Hatta ben geçen sene son ligin son dönemlerinde Valerian İsmail'e geldiğinde çocuk aslında ölü doğmuştu. Yani Önder Hoca'nın arkasından, Karabel'in arkasından gelen Valerian İsmail çok fazla bir reaksiyon gösterememişti benim şahsi düşüncem. Ondan sonrasında bu seneye çok hızlı başlayan bir Beşiktaş vardı. Ama sürekli hoca tartışılıyordu. Niye işte 3-0'dan 3-3 nasıl olur? Nasıl hani oyunu domine edemiyor? Nasıl golleri atıyor? Nasıl öne gelince geri çekilebilen? Hep bu Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Ve bir de şunu konuşuyorduk. Hocanın geçmişine baktığımız zaman tam sezonu tamamlayamamış. Yani bir sezonu tamamlayamayan bir Valerian İsmail'in performansını görüyorduk. Ve futbolcunun üstünde çok olumsuz bir etkisi de vardı. Çünkü bizim izlemek istediğimiz oyuncuları hoca almıyordu. 90. dakikada Cenk Tosun oyunu alıyordu ki Cenk Tosun girdiği zaman Şenol Hoca'nın zamanında ne yapabileceğini gördük.
Şenol Hoca'nın Cenk Tosun'u nasıl kullandığını da gördük. Aslında Şenol Hoca ile gelmesiyle beraber Beşiktaş'ta bir bahar havası başlamıştı. Ta ki derbi maçına kadar. Yani tabii ki derbi maçı, hocanın daha kendini hazırlaması lazım. Orada Galatasaray'ın bir nefes alması lazım. Derbi maçlarını es geçersek Beşiktaş, Şenol Hoca ile yeni bir nefes aldığını düşünüyorum. Ama yine de hep şunu konuşuyoruz. Biz Beşiktaş'ın bu seneki performansına baktığımızda ya da kadro kurulumuna baktığımız zaman ön taraf Premier Lig ama arka taraf maalesef Premier Lig değildi Beşiktaş'ta. Ve bunun sıkıntısını çekiyordu. Özellikle stoper mevkisinde takviyeye ihtiyacı olan Beşiktaş, sağ bek mevkisinde takviyesine ihtiyacı olan Beşiktaş arızda da alarm sinyalleri veriyordu. Ya zaten hep bunu konuşuyor. Atabilen bir Beşiktaş var ama çok kolay da gol yiyebilen Beşiktaş vardı. Tabii ki Şenol Hoca'nın gelmesiyle beraber bunun kırılacağını düşünüyorum. Bir de Valerian İsmail dönemindeki futbolcular çok fazla çalışmaktan, çok fazla yük bindirmekten, çok fazla hoca çok disipline ediyordu takımı. Ve bu disipline ederken futbolcular da otomatikman sıkıntı yaşıyorlardı. Ama Şenol Hoca'nın gelmesiyle beraber bir reaksiyon gösterdiler. İlerleyen zamanlarda daha da fazla reaksiyon göstereceklerini düşünüyorum ben. Ozan Zeybek, sen değişim, bir kıpırdanma, bir farklılık ya da neler gördün Şenol Güneş'le birlikte Beşiktaş? Yani çok daha sahne alamadı Melike benim gözümden. Yani ilk maç tamam böyle bir hemen reaksiyon havası olabilir. Hem oyuncu anlamında hem taraftar anlamında da Şenol Güneş'in bu gelişinde işinin zor olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Yani politik konuşmayı pek beceremiyorum. İşte güzel bir tablo çizemeyeceğim yani. Zaten rakiplerin durumu da belli. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi konuştuğumuzda zaten ne kadar ağır bastıklarını da göreceğiz. Yani Beşiktaş'ın bu kadroyla ben şampiyonluğun adayıyım demesi inandırıcı gelmez kimseye. Peki devre arası yapılabilecek takviyeler bu takımda bir şampiyonluk adaylığını müjdeleyebilir mi Beşiktaşlılara? Yani o hamur var mı? Çünkü hani devre arasında çok transfer olmaz biliyorsunuz. Yani olmaması da daha doğrudur diye konuşulur takımı çok değiştirmek. Yani mevcut ön bölge genelde savunmada sıkıntılar olduğu konuşuluyor Beşiktaş'ta da. Güçlendirilen bir savunmayla beraber bir şampiyonluk adayı olur mu? Ya şimdi ben mesela övülen bir ofansif anlamda bölgesi var. Ofansif oyuncuları var diyebilirim, evet. Beşiktaş'ın. Onların da istikrarı olduğunu zannetmiyorum. Yani görmüyorum. Öyle bir şey yok benim gözümde de. Yani bir bakıyorsun muhteşem oynayan bir Beşiktaş var. Organize olmuş bir Beşiktaş görüyoruz. Bir izlediğimiz bir maçta da darmadağın olmuş bir Beşiktaş görüyoruz. Ama hani Beşiktaş çok kötü bir takım. Yarıştan çok kopar değil. Yarışın içinde bulunur ama diğer rakipleri, yani biz bugün tabloya baktığımızda sadece Beşiktaş'a bakmayacaksın. Beşiktaş'ı değerlendirirken sadece Beşiktaş'ı, Şenol Güneş'i veya Beşiktaş'ın oyuncu kadrosunu değerlendirmeyeceksin. Beşiktaş'ın yarıştığı takımlarla kıyaslayacaksın. Benim anlatmak istediğim bu. Sezon yeni başlıyor olsa, biz bu Fenerbahçe'yi, bu Galatasaray'ı izlememiş olsak, Beşiktaş'ta ne kadar onlar şansı varsa, Trabzonspor'u da dahil ediyorum. Yani %25'lik değerle başlatırdım. Dörde bölerdim yani. Bölebilirdim. Ama bugün baktığımızda, diğer takımlara baktığımızda Beşiktaş'ın işinin kolay olmadığını düşünüyorum. Devre arası transfer mutlaka yapacak ama şu var. Kimleri gönderebilir? Yabancı kontenjanını açması da önemli. Yani nasıl bir değişikliğe gidecek, ne yapacak? Onları da izleyeceğiz. Bir yandan da şunu söyleyebilirim. Artık işin şeyi o kadar pahalı ki insanlar bunu dışarıdan görmüyor. Özellikle futbol severler ne olacak ya, onu da alalım bunu da yaparız gibi bir mantıkla, o Fenerbahçe almış, Galatasaray Icardi'yi getirmiş, Mata'yı getirmiş, Beşiktaş niye bunları yapamıyor diyor. Şu anda kasa bomboş. Ama bir yandan da işte Çebi'nin de söylediği gibi sürekli bir oyuncu önerileri, menajerlerin hummalı yoğun bir çalışması söz konusu Serhan Türk. Özellikle bek ve stoper bölgelerinde almak Beşiktaş'a. Zorunda. Yani Beşiktaş bizi sağ stoper, evet, sağ bek almak zorunda. Eğer şampiyon olmak istiyorsan, şampiyonluk yarışında ben de varım diyorsan bunu yapmak zorundasın. Açık ve net. Çünkü orta sahası da SOS veriyor. Aslında baktığımız zaman yani bizim daha önceki gördüğümüz orta saha yok Beşiktaş'ta. Gezdal'ın olmaması ayrı bir araştırma konusu. Gezdal'ın katkısını görebildik ve olmayınca da neler olabileceğini görebildik. Gezdal adeta bir imdat freniydi. İmdat freniydi yani, bastığın zaman Gezdal oynal, ondan sonra rahatlatsın diyebilecek bir oyuncu. Çünkü uçağı yok. Yok. Yani onun alt ayağının altında da bir sakatlık söz konusu. Ve bu sakatlığa da özellikle Fenerbahçe maçında oynamasından çok büyük eksiğe gittiğini ve sıkıntılı sürecin daha da fazla sürediğini, sıkıntıya soktuğunu söylediler. Özellikle bazı doktorlar bunu bize dile getirdiler.
Ama şunu söylemek lazım. Defansa baktığımız zaman Soza, orta sahaya baktığımız zaman Soza, Salih, Jason Fernandez. Bana sorarsan bir tane oyuncu var orada. Jason Fernandez, tek ayakta kalan futbolcu. Ben geçen seneki Soza'yı göremiyorum. Alexis Soza yok. Yani göremiyorum. Diğer tarafta Salih. Alexis de Soza seni andı galiba. Joseph. Joseph de Soza, özür diliyorum. Joseph de Soza yok. Yani artık sıkıntılı bir sürece başlamış. Artık futbolunu bırakmış. Futbolu bırakmış. Şöyle bir durum söz konusu. Dönüm noktaları oluyor işte. Ben işte Ankara Gücü maçını... Ben artık bu saatten sonra... Söylemek için Ankara, erken bence yani. Ankara Gücü maçını söylüyor. Ben orada tek ayakta kalan futbolcunun Jason Fernandez olduğunu düşünüyorum. Salih muhteşem başladı ama devamını getiremedi. Yani orada çok kırılgan bir yapısı var. Joseph de Souza da orada kırılganlık yapıdaki en büyük sebeplerden birisi olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi mesela Salih diyorsun ya, benim gözümde Salih Roma'ya da gitti. Yakamadan geri döndü. Yani Fenerbahçe'de oynadı. Beşiktaş'ta dönem dönem böyle saman alevi gibi çıkışları olur. Teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncu ama büyük takımın büyük yıldızı olamaz Salih. Küçük takımın yıldızı olabilir. Ya da bir Anadolu takımı diyeyim. Küçük takım demeyeyim yani. Ama böyle dört büyüklerde oynadığı anda o takımı sırtlayan bir yıldız olamaz. Bu bambaşka bir şey. Sadece teknik ve beyinsel güç yetmiyor burada. Fiziksel güç de önemli. Salih ne yazık ki o fiziksel gücü bir türlü tamamlayamadı. Arda Güler'i konuşurken Fenerbahçe'de ne diyoruz? Çok yetenekli. Hep fiziksel eksiği var diyoruz. Salih için de mesela Salih tabii bu kadar büyük bir efekt oluşturmamıştı ama Arda Salih gibi ama Salih için de tamam çok iyi çalıştı ama çalıştı. Çalışıyor Serhan da bir yere kadar iki tane maçta çok fantastik hareket maçı yıldızı oluyor ama oynanan 15 i̇şte devamlılık maçta yok işte. Devamlılık yani. Onu, yok. Bu fiziksel de. Güçle olabilecek şeyler bazı konular. Ama mesela Joseph'te de devamlılık vardı ama bu sene o devamlılığı da göremedik. Joseph bir yerden sonra katkısı artık... Katkısı olmadı. Evet, bence o olaylardan sonra... O sakatlık sonra... da yaşadı. Joseph bir sakatlık yaşadı. İki Ankara Gücü maçındaki olaylar... İşi biraz daha... Bence kafaca da orada bıraktığını düşünüyorum. Şu var, iyimser bakmak istersen masanın diğer tarafına geçip de bakalım. Şimdi Şenol Güneş'te bunlar eleştirdiğimiz bazı oyuncular var ya, bu 35 günlük arada bambaşka şey olabilir. Tabii. İyimser bakmak lazım. Şimdi burada şunu göreceğiz. Yani biz bu teknik adamı övüyoruz yıllardan beri. Türk futbolunda kimler var? Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş. Şu anda sahnede olan bir tek Şenol Güneş var. Etkisinin ne kadar olduğunu göreceğiz. Yani geçtiğimiz sezonlarda, geçtiğimiz yıllarda dönem dönem gördük, büyük başarılar yaşattı. Ama biz hep hafız istediğimiz yerde görmek istiyoruz. İsmi bir yere yazmışız, Şenol Güneş ismi. Şenol Güneş en son Beşiktaş'a gelmeden önce milli takımdaki performansı neydi? Bir de çok onu kötüydü. Düşünün lütfen. Çok kötüydü. Bir de onu düşünün. O Şenol Güneş olmasa, başka bir teknik adam olsaydı o performanstan sonra Beşiktaş'ıma gelebilir. Bırak bir takım bulma. Yani Beşiktaş'a zaten gelemezdi. Anlatabildim mi? Biz o yüzden böyle bir kısır döngünün içinde dolaşıyoruz. Ha, sen bunları söylüyorsun. Şenol Güneş'e sıcak bakmıyor musun diyebilirsin Melike. Şu var. Bugünkü Beşiktaş'ta özellikle Valerin İsmail mi Şenol Güneş mi? Şenol Güneş. Ben olsam ben de Şenol Güneş'i getirirdim. Ama getirmek ayrı. Başa koymak ayrı. Beklenti bambaşka bir şey. Yani böyle Şenol Güneş bu takımı bu sezon şampiyon yapar dersen, diğer rakipleri de gördük mü final cümlem, ben mucize bekliyorum. Ama şampiyonluğa aday yapabilir diyor musun? Onu sordum aslında ben. İşte mucize oradan başlıyor işte. Bak şunu söylüyorum. Çünkü bu sene yani bütün takımların ben erken olduğunu düşünüyorum bak şu an. Bundan sonra her şey değişecek bak, Melike, gibi hissediyorum. Şu an birinci şu an Fenerbahçe. Ligde lider Fenerbahçe. Evet. Beşiktaş'la arasında 7 puan fark var. Ve 13 maçlık bir periyottan bahsediyoruz. Daha çeyreğe yani %30'una gelmişiz. %25'ine daha gelmişiz. Daha çok şey değişir. Tabii tabii. Yani daha çok şey olur işte. Ben orada belki ya baksana yani... haftalardır gol atamıyor diye konuştuğumuz, sizlerin burada yorumladığınız Galatasaray bir maçta sanki o bütün haftaları hadi böyle bir acısını ama çıkardı. Ama Galatasaray onun siyanını veriyordu. Yani ligde baktığın zaman her maçta 20-25 evet. Şut bandında kaleye isabetli şutu vardı Galatasaray'ın. Ya ben bir yerde patlayacağım diyordu. O patlama noktası. İstatistiklerde böyle dengeyi yakalamak için sanki olur ya böyle. Averajı toparlamak için gibi böyle. Gerçekten onu da konuşacağız bu arada. Farklı galibiyetin Galatasaray'ın ilerleyen dakikalarda. Şimdi gelen sorulara bir bakmak istiyorum. Beşiktaşlılar neler düşünüyor? Mert Topal yazmış. Merhaba abla demiş bana. Merhaba. Bence Beşiktaş'ın oyunu hala oturmamış. Şenol Güneş hala iletişim kuramıyor demiş. Serik Belediye maçı sizi şaşırtmasın. Bu takımın takım olması gerekiyor demiş. Bu takım takım değil midir? Ne dersiniz?
Serhan, evet, Serhan sana soruyor. Merhaba abi diyor, sana soruyor. Yo, bence bana abi demiş, sensin abi. Burada. Merhaba abi. Bana bağrı, merhaba abla demiş. Yo, merhaba abi. Açık bir şekilde abi sensin bence. Sen cevaplasan daha mantıklı olur. Bir daha alabilir miyim? Kasa boş soruyu? Diyorsun şu an. Ben soruyorum. O bir yorum yapmış. Takımın takım olması gerekiyor demiş. Beşiktaş bir takım değil midir? Takım değil midir? Yani nasıl böyle bir şey? Ya bir diyor ki Selikspor maçı sizi aldatmasın diyor. Ama şimdi baktığımız zaman Selikspor aldatmasın, o aldatmasın, bu aldatmasın. Neye aldatacak? Ya ne olduğunu, ya Beşiktaş sonuçta takım kurulurken şampiyonluk için parolası kurulabilen bir takımdan bahsediyoruz. Yani Sergen Yalçın'ın 2 sene önce şampiyon yaptığı takımdan bahsediyoruz. Sonrasına geldiğimiz noktada Beşiktaş bence Şenol Güneş'te yine o eski şaşalı günlerine döneceğini düşünüyorum. Ben yani Ozan gibi şey değilim, kötümser değilim. Ben daha iyimser olacağını düşünüyorum. Şenol Güneş'in bir elinin değmesi lazım. Bu eli değdiği zaman da daha farklı Beşiktaş izleyecek gibiyiz. Zeynep Hanım yazmış bize, uyku öncesi terapi programım gibisiniz demiş. Teşekkür ediyoruz. Çünkü her renkten farklı görüşlere saygı var. Ozan Bey gibi düşünüyorum. Bu sezon lig Galatasaray Fenerbahçe sezonu olacak. Ozan Bey'e sorar mısınız? 3 hafta önceki Galatasaray ile bugün arasındaki fark nedir? Icardi Galatasaray'da kalabilir mi? Teşekkürler demiş. Icardi bu sezonu tamamlar mı Serhan Galatasaray'da? Tabii ki. Hı? Tabii ki. Tamam, tamamlar da yani önümüzdeki sezon Galatasaray'da olacağını zannetmiyorum. Şu var. Yani hangi takımı sorarsan sor, konu bu haftanın enteresan olaylarına, Fenerbahçe'ye yenilmesi, Galatasaray'ın farklı kazanmasına geliyor. Şu an Fenerbahçe 5 seansında, 17 seansında kaybedip işler, gözler Galatasaray'a döndüğünde herkes tabii o maçı, ben dahil. Sen tabii Galatasaray kesin favori demiştin bana. Bu iş berabere bitebilir. Başakşehir burada puanla, kendi sahasında puan alabilir diye düşünüyordum. Bu kadar farklı bir mağlubiyet beklemiyordum. Kesinlikle beklemiyordum. Şu da var. Bu maç 2-0 bitseydi, Galatasaray kazansaydı yine böyle bir sansasyonel bir olay olmazdı. Evet. Beş Fenerbahçeliler etkilenmezdi. Şimdi Fenerbahçe taraftarı duble şoka girdi. Hem mağlubiyet hem ezeli bir rakibinin şey, böyle farklı bir galibiyeti. İyi oyunla, evet. Fantastik oyunla Fenerbahçe'nin kendi yaptığı şeyleri bu kez kenara çekilmiş bir Fenerbahçe, dörtlüleri yakmış park halindeki Fenerbahçe, Galatasaray yaptı, daha fazlasını yaptı. O yüzden insanlarda, özellikle Fenerbahçe taraftarında bazı böyle soru işaretleri olmaya başladı. Biz acaba yaklaşıyorlar. Yani puan öyle yaklaştı bir zaten, Fenerbahçe'nin oluşturduğu algıda şu vardı. Sanki Fenerbahçe 10 puan öndeymiş gibiydi. Bütün takımlardan oyun öndeymiş. Olarak oyun öyleydi anlamında çünkü. Ve reklam anlamında söyleyeyim. Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyordu böyle. Jesus ne yapıyor? Özellikle benim son haftalarda belirttiğim bir şey var. Karşılaştığım insanlar var. Hayatımda diyor, ben işte 40 yaşındayım, ilk defa Fenerbahçe maçına gidiyorum. Kanada'dan geldim, Avusturya'dan geldim. Sen burada mıydın? Benim de bir arkadaşım söyledim ya, Galatasaraylı. Sırf Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde izleyebilmek için üyelik alıyor o dijital platformda. Galatasaraylı. Evet. Şimdi böyle maça giden, ilk defa giden insanlar var. Ne yapmaya gidiyorsunuz? Jesus'u merak ediyorum. Jesus'u görmek istiyorum. Hani müzeye gidiyormuş gibi, fuara gidiyormuş gibi Fenerbahçe'yi izlemeye giden, merak eden insanlar vardı. Şu Fenerbahçe taraftarının korkması gereken bir şey yok. Sen hiç uçağa bindin mi Melike? Bunu soracağım. Yani izleyenlerin birçoğu binmemiş olabilir. Evet, bindim. Peki sana şöyle bir soru sordum. Hiç uçak kullandın mı? Hayır. Kullanmadın. Uçakta şöyle bir şey var. Sen kullandın mı? Kullandım. Anlatacağım şimdi onu. Güzel. Denedim yani. Şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Bir gün Antalya'ya gidiyoruz. Ziya Doğan'la beraber. Uçakta da Galatasaray takımı var. Adnan abinin soyadı neydi? Sezgin mi, Polat mı? Sezgin. Adnan Sezgin'in uçak korkusunu sen bilirsin tabii. Hı hı. Ya Hasan Şaş falan böyle koridora yatmışlar korkuda. Hasan Şaş benim. Böyle tutardı beni. Ziya Doğan'da da çok büyük uçak korkusu vardır. Tabii. Bir de Suat da vardır. Suat Kaya. Şimdi Galatasaray konusu vardı. Olsun diye o yüzden anlattım hani Adnan Sezgin'le şeyi. Bir gün şeye gidiyoruz. Tunus'a, Afrika'ya. Türbülanstan bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile ilgili. İnanılmaz bir türbülansa girdi uçak. Ve havalimanını değiştirdiler. Yani gitmek üzere Tunus'taki bir havalimanı, mesela İstanbul'a ineceksek Ankara'ya indik. Yani şehirleri belirtmek için söylüyorum.
Uçakta bazı insanlara bakıyorum. Çığlıklar atanlar var. Bazıları yere yatanlar var, ayağa kalkanlar var. Birkaç tane adama baktım, kulaklıklarını takmışlar, müzik dinliyorlar. Anlatabildim mi? Biri hamburgerini yiyor. Hiç şey yapmayan, umurlarında olmayan insanlar var. Fenerbahçe'nin bu olayı küçük bir türbülans aslında. Tabii ki Fenerbahçe taraftarlardan bazıları ayağa kalkacak. Ya acaba mı diyecek? 2 puan. Diyecek ki biz derbi maçı oynayacağız Galatasaray'la. Eğer kaybedersek önümüze geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tarz böyle şeyler olacak. Teoriler oluşmaya başlayacak. Ama uçakta 200 kişi varsa Fenerbahçe taraftarını belirtmek istiyorum bir kez daha. 190 tanesi kulaklıklı. Hala hamburgerlerini yemeye devam ediyorlar. Öyle düşünün. Anlatabildim mi? Ayağa kalkanlar, yere yatanlar olmasına rağmen. Şimdi hiç beklenmedik bir skor daha büyük bir algı oluşturdu. Psikolojik etkenler, psikolojik güç çok şeydir ama her şey değildir. Şu anda psikolojik olarak bu ara Galatasaray'a yaradı. İnanılmaz bir pozitif anlamda ruh haliyle bu araya girdiler Melike. Bu çok önemli. Bunu değerlendirebilecek mi? Şimdi sen Beşiktaşlı oyuncusun. 35 gün biraz önce altyazı vardı. Şenol Güneş işte fiziksel olarak çalıştıracak, depolama yapacak falan yazıyor. Düşünsene Beşiktaşlı futbolcular bile bu Galatasaray ne yapıyor? Bu Icardi ne yapıyor? Anlatabildim mi? Matas'ı var, Mertens'i var. Bunları o insanlar da düşünüyor. Bunların hepsini çok iyi analiz edip çok iyi tepilerini yapması lazım Şenol Güneş'in. Dedim ya Şenol Güneş bıraktığımız yerde değil aslında ama Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın ne kadar Şenol Güneş'e ihtiyacı varsa Şenol Güneş'in de Beşiktaş'a o kadar ihtiyacı var. Çıkış tabii yakalayabilmesi için bu dönemi çok kendi iyi kişisel kariyeri için atlatması lazım. Kaptan doğru mu kaptan? Kaptan uçağı indirdi mi? Doğru mu kaptan? Hikayenin sonunda ne oldu? Evet. O zaman ben devam edeceğiz daha erken biraz daha. Ben o zaman yolculara diyorum ki kemerlerini taksınlar diyorum. Ben. Anonsu sen yap şimdi. Kemerlerini bakın, taksınlar diyorum. Bakın Selman yani. Bey de şey yazmış. Rakipler yatsın kalksın Katar'a dua etsin. Yoksa Galatasaray freni boşu almış kamyon gibi geliyordu demiş. Şimdi bir yandan Galatasaraylılar çok heveslendi ve umutları, inançları takıma arttı bu sonuçla birlikte ve oyuna da bakarak tabii ki. Fenerbahçeliler de mağlubiyete rağmen Ozan Zeybek'in dediği gibi hala takıma ve hocaya sonsuz güvendeler. Bu tam böyle güzel rekabet, ezeli rekabette iki tarafında iyi gitmesi her zaman futbol severleri Melike, için çok keyifli ama. Şu anda bu konuyu konuşmamızın sebebi, tek sebebi 7-0 olması. Evet, 2-0 evet olsaydı hiç bunlar normal olabilir. Yok, Başakşehir, bunlar olabilir derdi. Başakşehir'e karşı olduğu için hani galibiyet de ne olursa olsun hani bir derbi sonrası Melike, bir de Okan Buruk için de Galatasaray için de ciddi anlamda bir kendine geliş süreci yaşatırdı. Melike haftanın takımı Galatasaray. Haftanın hocası Okan Buruk. Haftanın futbolcusu Torreira. Bunları konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Çünkü başka daha konuşacak. Başka bir şey konuşmaya gerek yok. 7-0 değil 10-0 olurdu o maç. Ben açıkçası peki, şöyle düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın böyle bir galibiyet ama alacağını biliyordum. Ama işte ben biliyordum de onu diyorum yani. Herkes ama artık kemerlerini taksın. Herkes uykudan uyansın. O maç bu maç mı maçtı işte. Ama sırf Galatasaray taraftarı için değil. Ozan için de. Twitter hareketlendi şimdi siz böyle. Ozan bak, için de. Şunu söyleyeyim sana. Ozan'ın da bence artık rüyadan uyanması Serhan lazım. Serhan gibiler küçük fotoğrafa bakıyorlar. Ben küçük fotoğrafa hayır bakmıyorum. Büyük fotoğrafa bak. Sen ne diyorsun? Haftanın takımı Galatasaray diyorsun. Evet. Değil mi? Bugüne kadar gelen 13 haftanın hafta takımı mı oynandı? O haftanın Melike takımı 13 hafta mı oynandı? Evet. Reji 13 hafta mı oynandı? Hı-hı. Evet. Doğru mu? Her yerden evet geldi. 13 haftalık periyotta bu sezonun takımı kim? Kim? Bunu işte izleyicilere soruyorum. Tamam, haftanın takımı Galatasaray lider olabilir. Lider kim bakacaksın? Açalım. Onu göre söyleyeceksin. Ya lidere efendim göre bakmayacaksın ki bunu. Niye yani lidere göre? Ya lidere bakıp söylersin. Ya şampiyonluk en büyük favorisi burada lidersin? Galatasaray'dır. Yani 7-0'la değil oynanan oyuna bakacağız. Fenerbahçe'yi de tebrik ederim. Galatasaray bu sezon kaç kez bu oyunu oynadı? Yaptı. Hep sinyallerini verdi sonunda da finali yaptı. Ne yaptı? Derbi yapmadı mı? Derbi oynamadı mı Galatasaray? Oynadı. Tamam arkasında 7-0 yapmadı mı? Onun öncesinde maçlar kazanmadı mı? Kaç tane üst üste deplasmana gitmedi mi? Çok güzel mesajlar. Periyot olarak yukarı çıkıp da şimdi neyi konuşuyoruz ki yani? Ya ben sana sormuyorum. Sen bugün yo, ben de söylüyorum ben güzel de takım elbiseyi giyip gelmişsin. Güzel. Galatasaray'ın avukatı gibi temsilciler meclisinde bize şey yapıyorsun. Ben bak izleyiciye soruyorum. Ozan, haftanın takımı Galatasaray diyorum. Değilim. Ben Galatasaray'ın avukatı değilim. Ben düşeceğimi söylerim. Neden? Çünkü ben teşvik etmesem Galatasaray'la daha fazla olduğundan dolayı. Sen izlenimlere söylersin çünkü senin bilgi birikim Fenerbahçe'den dolayı olduğundan dolayı. Ama şunu da söylemek lazım. Seyircilere soralım burada. Diyecekler ki haftanın takımı kim? 7 tane gol attığı için değil.
Haftanın hocası kim? Okan işte kaç haftadan beri böyle götürüp işte iki hafta öncesinden hadi hoca gönderecek deyip de bu hafta hoca en büyük hoca bizim hoca olduğumuz için değil. 2-0'dan sonra 3 atın, 4 atın, 5 atın, 6 atın, 7 atın diye baskı yaptıran hoca olduğu için. Hatta devam etseydi daha da farklı olabilirdi. İki haneleri bile çıkabilirdi. Ben bunu söylüyorum. Yani düşünsene ben, bir rüya takımı kuruyorsun. Ben yalnız... Mertens çıkıyor, Mata giriyor. O gir çıkıyor, bu giriyor. Bu olaydan ben çok mutluyum Serhan. Yani Fenerbahçe'yi daha da alevlendirebilecek, daha da motive edebilecek bir takımla yarışıyor şu anda. Şimdi sezon başından beri 13 haftalık periyoda bakalım. Konyaspor'un liderliği oldu birkaç hafta. Adana Demirspor'un liderliği oldu birkaç hafta. Doğru mu Melike? Tabii tabii. Yani bunlar konuşuluyordu ama olayın mekanı sahipleri geri geldi. Tamam. Bugün tabloya baktığımızda Antalyaspor maçı da oynanmış olsaydı Fenerbahçe, Galatasaray... Peki mekanı sahibi kim? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Yani hı-hı, bugün daha finale gelmediğimiz için ne sen ne ben onu da hani bir şey yapmayalım. Bir kişiyi belirlemeyelim tabii, bir takım ama... Üçünü sıralamada bu üç takımı ard arda görmek cidden söylüyorum. Liderin kim olduğu önemli değil. Lider bugün Beşiktaş, Fenerbahçe üçüncü sırada da olsa yani. Burada bir takımı kastetmek istemiyorum. Üçünü ard arda görmek uzun zamandan beri böyle bir şey yoktu. Çok güzel bir şey. Şimdi ben sorumun cevabını alamadım bence. İzleyicilerimizden de alacağız ama önce bir soralım. Hocam sana soralım. Süper Lig'de bu sezonun takımı kim? Yılmaz hocam. Alo. Melike'ciğim merhaba. Merhaba Selam, merhaba Ozan. Merhaba hocam. Merhaba hocam, iyi akşamlar hocam. Sürpriz oldu burada da. Hocam, hummalı bir tartışma var burada. Senin fikrini merak ediyoruz. Serhan evet. Türk'le Ozan Zeybek ikisi de farklı düşünüyorlar ama net bir cevap alamadık. Şimdi geride kalan bütün haftaları düşünecek olursak sana göre Süper Lig'de sezonun takımı hangi takım? Yani tabii ki Fenerbahçe diye... Hocasıyla maçların hepsine gidiyoruz her takımın. Başladığından beri 50 bin kişi mi alıyor? Kaç gün kişi alıyorsa stadyum. O kadar memnun ettiler ki seyredenlerini, taraftarlarını. Herkes koşa koşa maça geliyor valla. Hocam son hafta için. Tabii futbolda bir şanssızlıklar var. Şimdi Fenerbahçe şöyle bir antrenör takımı oldu. Ve onunla benzer bir Trabzon'da oluyordu bu Abdullah Avcı yapıyordu. Fakat o da kontrolü kaybetti galiba. Yani antrenör takımı görmek yerlerinde pek memnun olmadı. Mümkün olmadı. Ama tabii şanssızlıklar yaşıyor. Yani bir takımın 3 tane santraforlu kırmızı kartla atılması çok saçma bir şey. Hücum oyuncuları genelde oyuncu attırırlar. Bunlar atılıyorlar. Yani 10 kişi oynamış maçları kaybediyor. Adam çok güzel bir demeç verdi. Fenerbahçe'yi yenmeleri için dedi 10 kişi kalmamız gerekiyor galiba dedi. Yani fakat bakıldığında Fenerbahçe biraz evvel sizler de ifade ettiniz. Çok üst seviye oyunculara mı sahip? Hayır. Daha takım oyunu, daha istekli, daha antrenörün dediklerini o taktik yorumunu uygulayabilen bir oyuncu grubuna sahip. Ve çok iştahlı var. Çok kazanmak adına elinden geleni sonuna kadar yapıyorlar. Böyle bir görüntüleri var ama bu bir şampiyon olmak için yeterli bir şey mi? Hayır değil bana sorarsanız. Dolayısıyla işte böyle bir şanssızlıklar yaşadığı zaman dönem dönemde oyunda bir oyuncu becerisi de çok ön plana çıkabiliyor oluyor. Mesela Galatasaray'da olduğu gibi. Dolayısıyla Galatasaray takımında bizi aldatan bir şey vardı. Bu oyuncular çok kısa bir dönemde geldiler. Maçlar başlayacaktı neredeyse. Çoğu hazır gelmedi ve yavaş yavaş o çok beceri yetenekli ve üst seviye oyuncular yavaş yavaş home tutmaya başladılar. Bu devre arası en çok kime yarar? Beşiktaş'a yarar, Galatasaray'a yarar. Fenerbahçe'de bundan biraz etkilenen takım olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bakıldığında şimdi bu tarihte kimin daha başarılı olacağı büyük bir soru işareti. Tabii yani en az bu kartları az gören takım, daha antrenörün dediklerini yapmaya çalışan bir takım veya antrenörün o liderlik vasfını daha ön plana çıkarabileceği bir takım aralarında sanırım baş. Ama biraz evvel Beşiktaş bu konuda Ozan çok doğru bir yorum yaptı. Bu yarışın dışında kalır mı? Kalmaz. Ama bu yarışın içinde olduğunda diğer takımlara yetişebilir mi? Yetişebilir. Bu ara 6 hafta sanırım transfer döneminde kapsayacak bir ara olabilir tahmin ediyorum. Dolayısıyla Beşiktaş takımının sezon başı baktığımızda en iyi forvete sahip, en iyi hücum oyuncuların
sahip bir takım diye yorumluyorduk ve sonradan ne olduysa her şey terse döndü gitti. Şimdi Gezhan'ın sakatlığı bir takımda bir kişi oynamazsa bu kadar bir takımı etkilememeliydi. Kısacası işte sürekli görüş değiştireceğimiz takımlarla ilgili evet. farklı düşüneceğimiz bir sezon yaşayacağız galiba. Sezon başladığı zaman dedik ki işte onda Şüktaş gider galiba. Sonra Fenerbahçe toparlandı. Galatasaray çok kötü başladı. Bu arada tabii ki Başakşehir takımı. Hocam o farklı galibiyeti nasıl değerlendiriyorsun? Yani 7-0'lık skoru. Ya ben Başakşehir'i Belçika'da Antwerp maçında seyrettim ve gurur duydum. Yani acaba Emre Hoca ne ifade etmek istedi? Takımıyla ilgili bu hafta verdiği yorum haddimizi bilelim derken ne demek istedi? Oyuncuların havaya mı girdiğini söylemek istedi yoksa başka bir şey ifade etti? Daha açık söyleseydi keşke. Ya söylediği her tarafa çekilebilecek bir yorum. Ama ben Başakşehir takımı iyi bir takım. Konya takımı bakıyorsunuz hiç hesaptaki şeyde yok. Demirspor takımı. Yani artık lig öyle çok rahat şampiyon olunabilecek bir durumda değil bu sene. Yani herkes sıkıntılar yaşayacak. İşte hakemlerimizin tavrı o kadar yanlış işler yapıyorlar ki inanılacak gibi yani. VAR sistemi olmasına rağmen. Bütün bunlar etkileyecek. Ve ben bu ligde kimin şampiyon olacak bunu çok net söyleyen birisine adını müneccim takabilirim yani. Öyle bir şey yok. Yani şu takım şampiyon olur diyeceğimiz bir lig oynamıyoruz şu anda. Geçeceğiz, evet. göreceğiz ve keyifle maçları izleyeceğiz. Dolayısıyla da şampiyon bu sene kim olursa onu da alkışlamak lazım. Çünkü çok zor bir ligi başarıyla bitirmiş olacak bir takım. Hocam enteresan bir sezon olacak bir de böyle bir Dünya Kupası arası vesaire uzun bir lig. Evet. Takımlar için de kolay değil aslında ama bir sen... Bir de Melike bir şey dikkatini çektim yani hakikaten bu ligin artık oyuncu yapısı anlamında bir kalitesi var galiba. Yani Galatasaray'dan 5 tane falan oyuncu gitti Dünya Kupası'na. Diğer takımlardan da bir sürü giden var. Yani Türkiye liglerinde Dünya Kupalarında oynayacak bayağı bir oyuncu sayısı var. Bu da enteresan bir şey yani. Yani keyifli bir şey olacak diye düşünüyorum. En azından oyun anlamında olmasa da bize sıralama anlamında hep heyecan verecek bir iki. Bizim de işimize gelir hocam. Heyecanlı olsun. Bunu isteriz. Peki Dünya Kupası'nda favori ülken var mı? Dünya Kupası'nda favori. Ya ben mesela benim oğlanlar işte Almanya'da arkadaş gruplarıyla işte tahmin ediyorlar. Bir kendi aralarında bir 100 kişilik bir grup şey yapıyorlar, yarışma yapıyorlar kim bilecek diye. Ve onlar katılmak istemedi hiçbir tanesi. Çünkü işte Katar'da 15 kişi ölmüş galiba bu binalar yapılırken, şeyler yapılırken, statlar yapılırken ve bunu protesto ediyorlarmış efendim. Yani enteresan yani dünyanın biraz ilgisi garip bir şekilde biraz ben böyle bir şey hissediyorum. Ama çok güzel bir hazırlık oldu. İşte görüyorum sizi biraz evvel, siz çıkmadan evvel evet. ki programda gösterildi. Korkunç güzel statlar, korkunç güzel tesisler. Katarlılarda korkunç, enteresan bir, hele beni bugün Ankara'dan bir grup aradı. Oradaki Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili bir yer, şey de açılacak, stand falan filan. Orada işte bizden de yardım istediler. Bayağı güzel şeyler olacak aslında. Ben favori yok ya. Favori dinledik. Her zamanki Dünya Kupası favorileri kim var? İşte Brezilya var, Almanya var. İşte. Yani sürpriz çıkmıyor işte zaman öyle. Bunlardan bir tanesi oluyor her zaman. İşte Fransa var, ne bileyim İngiltere var falan filan. Çok detaylı incelemedik tabii. Yani bu favori olabilecek dersek biz güzel konuşuyoruz. Yani. Ama tabii ki bir yakınlaştı artık. Biz de açacağız, bakacağız, okuyacağız. Takımları göreceğiz. Ondan sonra belki bir daha sorarsan bir cevap verebilirim. Hocam peki bir de şunu merak ediyorum. Şimdi bu süreçte yine teknik direktör değişiklikleri, ayrılıklar vesaire yaşanıyor. Teklifler var mı sana? Düşünüyor musun takım çalıştığı? Var. Yok değil. Fakat takımlarla yöneticiler ilk konuşmamızda söylenen işte paramız yok. Yani
bedava çalışmak isterseniz bir sürü var. Dolayısıyla takımların durumu hakikaten ekonomik anlamda zor. Çok bir sürü, biraz evvel de söylediğim gibi, bir sürü deneyimli antrenör dışarıda. Çünkü onlar antrenör oldukları için kendilerine ekonomik değer olduğunu düşünüyorlar. Ve bu anlamda da bir karşılık bulamıyorlarsa çalışmamanın daha doğru olduğunu düşünüyorlar galiba. Çünkü dikkat ederseniz hep genç yavrucularımız piyasada. Onlar pazarın içinde olmak adına fazla ekonomi ön planda tutacak durumda değiller. Ne bileyim, daha piyasada dominant antrenörleri pek yöneticiler şu ara istemiyorlar. Onlar galiba işin sonuna doğru lazım olacak. Bekletiyorlar tahmin ediyorum. Yani bir sürü nedenler var tabii ya. Çalışmak istiyoruz tabii, yani çalışmadan biz yaşayamıyoruz maalesef. Yani o heyecan, o adrenalin olmazsa şu anda evde ne yapacağım diye düşünüyorsunuz. Yani. Asabınız bozuluyor bayağı. Şimdi hocam, sen dedin ki şimdiye kadar sezonun takımı Fenerbahçe. Serhan, bir cevabın var mı Yılmaz Hoca'ya? Merak ediyorum. Sen hocam, de Galatasaray'da. Hocama cevap veremeyiz yani de. Ama şunu da görmek lazım. Hocam biliyorsun Galatasaray çok deplasman oynadı. Ve çok fazla şut atan da, kaleye isabet şut atan da takımlardan bir tanesi. Yani bu haftaki 7-0'lık Ozan burada gülüyor ama ya. Böyle bir şey. Ya, hocama şimdi ne diyeceğim ben şimdi? Yılmaz hocam, yılların deneyimi. Şimdiye kadar dedim. Bundan sonrasıyla ilgili fikrimiz her an değişebilir yani. Yine bir bağlantı yapıp hocama sorarız o zaman. İzleyicilere de sorarız tabii ki. Hayır, ben Galatasaray takım başından beri ben o takımın kopmayacağını ifade ettim her platformda. Çünkü bu iş iyi oyuncuyla oynanıyor. Bu oyuncular tabii çok iyi diye futbolu mu unuttular? Hayır, nedenleri vardı. Yavaş yavaş toparlanıyorlar. Ha, o yavaş yavaş toparlanmadı. Arada bir ara bazı üst üste puanlar kaybedildi oldu. Sonra tabii ki herkes sonuca bakarak bir takım yorumluyor. Ama ben görüldüğü gibi büyük takımlarımız, özellikle Trabzon'a dahil tabii buna, hepsi türbinleri tıkabasa dolu yani. Acayip keyifli, evet, oluyor. İşte Galatasaray 50 türbin, Fenerbahçe 40 türbin, Beşiktaş aynı, Trabzon aynı. Yani bu çok önemli futbol için, bu kadar taraftarın gelip maçı izlemesi. Demek ki herkes takımının başa oynayacağı umuduyla geliyor oraya ve kimi memnun oluyor, kimi olmuyor. Ama sonuç olarak bu sonuna kadar, ben Trabzon'un Beşiktaş'ın da 22-23 puan olmasına rağmen, biraz evvel Serhan'ın da dediği gibi 7 puan bir şey değil yani, daha 13 tane maç oynanmış. Çok şey değişir diyorsun. Evet. Çok şey değişir. Ozan Zey bekle, aynı fikirdesin. Benim gönlüm hocamın inşallah Jesus'tan sonra Fenerbahçe'ye çalıştırması. Çünkü benim gözüm açık gitmek istemiyorum hocamın Fenerbahçe çalıştırmadan, görmeden gözüm açık gitmek istemiyorum. Yalnız değilsin. Bunu düşünen çok kişi. Ozan Zeybek de düşünüyor bunu. Ya canım benim ya. Sağ ol. Yok, ben hocaya başka takımlar uygun görüyorum şu anda. Var sezon, mı? Bu sezon olarak şu sen anda. Sen biliyorsundur ona hangi takımlardan teklif gittiğini. Yok, hoca öyle şeyleri fazla söylemez. Hocanın. Hocam yayından sonra biz Serhan'la gelelim, bir çorba içelim. Oo. Güvenç Hoca'yı da arayayım. Ama hocam uyuyacak gibi. Aa, ben de geliyorum o zaman. Güvenç Hoca'yı da arayayım. Melike'yi niye bırakıyorsun orada? O da gelsin. Ben de geliyormuşum bakın. Hemen tamam, davet edildim. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Güvenç Hoca bugünkü kadroda yok. Kadro dışı kalmış. Evet. İzliyordur bizi o da. Ona da selamlar. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Keyifli, İyi geceler. Keyifli. Hocam Katar'a gidersen oradan da bağlan bize. İnşallah. İnşallah. Tabii ki. İyi akşamlar, iyi geceler. Teşekkürler sevgiler hocam. Sevgiler hocam. İyi geceler diliyoruz sana. Teşekkür ederiz hocam. Seviyoruz seni. Evet, Yılmaz Vural'ın fikri Fenerbahçe olduğu yönündeydi. Şimdi tabii ki konuşacağız. Maçlar üzerinden de gideceğiz. Bir haberimiz var Fenerbahçe ile ilgili. Hakem yönetimi, Arda Kardeşler yönetimi ile ilgili. Fenerbahçe Kulübü yönetimin, hakem yönetiminin art niyetli olduğu düşüncesiyle, görüşüyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun nezdinde girişimde bulunacak. Ayrıntılara bir haberimizde bakalım. Evet, yani her hafta zaten hakem konuşuyoruz. Ben haftaya girerken böyle hiç hakem isimlerini okumamıştım. Demiştim ki bu hafta belki hiç hakem konuşmayız. Ama tabii ki öyle olmuyor. Ama her şey iyi giderken hakem konuşmuyoruz. Ne zaman her şey kötüye gittiğinde hakem konuşuruz. Hem taraftar olarak konuşur, hem hoca olarak konuşur. Peki
Bu sezon hakemler hakkında en çok hangi kulüp konuştu? Galatasaray konuştu. Demeçler en verdi, fazla toplantılar yaptı. Takımda Galatasaray'dı farkındaysan. Öyle görmek lazım yani. Ali Palabilir'in taraftarları, Galatasaray taraftarları bile cezası var yani. Aslında Fenerbahçe yönetimi böyle bir şey yapmasın diye maç öncesinde Arda kardeşler gidip Jesus'la bir selamlaşmıştı yani. Ama o şey... Daha sonradan bir şey olmasın diye. TFF'nin uygulamasıydı o yani. O da olmadı bu kez. Peki Jesus niye ilk defa hakemlerle konuştu, ilgili konuştu? Daha önce de konuşabilirdi aslında değil mi? Aslında tam da bu hafta hiç konuşmadığını hakemlerle ilgili söylüyorduk. İşte bu haftaya mi? Kadar herkes evet. Öyle söylüyor. İşte onu söylüyorum ama ben de işte. Çünkü bu haftaya kadar her şey ama çok güzel gidiyordu. Ama hoş geldiniz. Her şey çok güzel gidiyordu. Hocanın oyun anlayışı muhteşemdi. Takım makine gibiydi. Muhteşem işler yapıyordu. Hem Avrupa hem Türkiye'de güzel giden bir Fenerbahçe vardı. Böyle geriden başlayıp skoru eşitleyen, kırmızı kartlar sonrasında takımı tekrardan o hizaya getiren Fenerbahçe vardı. Bu hafta ne oldu? Giresunspor karşılaşması. Ve daha sonrasında da işler istenilen gibi gitmeyince de Jesus da hakemler hakkında konuştu. Devam edeceğiz. Biz de konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Haftanın maçlarını ve gündemdeki tüm konuları ama bir araya gidelim. Aranın ardından bir yere ayrılmayın, buradayız. Aranın ardından birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Bir son dakikamız var tabii, onu da paylaşalım sizlerle. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2023 Dünya Kupası elemelerindeki 4. maçında deplasmanda Sırbistan'a 77-76 mağlup oldu. Tabii bu da biraz elemelerde bizi bayağı şanssız, dezavantajlı konuma düşürüyor. Onu da belirtelim. Bir son dakika gelişmesi olarak paylaşmış olalım sizlerle. Evet, şimdi devam edeceğiz. Araya gitmeden önce Fenerbahçe'de Arda kardeşlerle ilgili kulübün atacağı adımdan bahsetmiştik. Bununla ilgili yine ilerleyen dakikalarda sizlerin sorularıyla birlikte konuşacağız. Şimdi biraz saha içine geçelim istiyorum. Bir haberimiz var. Ferdi Kadıoğlu için Avrupa kulüpleri sezon sonundan önce Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir. Bir haberimizi izleyelim. Evet, şimdi Fenerbahçe'de pek çok takımda böyle ön plana çıkan, belki normalde dünya çapında yıldız değil ama konuştuk ya burada da, ama takımda yıldızlaşan oyuncu var. Ama onların belki de başında istikrar açısından Ferdi Kadıoğlu geliyor. Çok beğeniliyor, çok övülüyor. Ozan Zeybek'in farklı görüşleri de vardı Ferdi ile ilgili zaman zaman. Vardı. Bir ona sözü vermek istiyorum. Bir tabii hiçbir şey unutmuyorsun maşallah. Ne hafızası diyorlar buna? Fil. Fil hafızalı. Ama unutmuyorum. Yani balıkların omega içirirler yani balık ya hafıza. Ben balıkların zaten şeyi yok ki. Okul numaramı bile hatırlıyorum. Ciddi misin? En yakın arkadaşlarımın da okul numaralarını hatırlıyorum ama ev telefonu numaralarını da hatırlıyorum. Onu ben de biliyorum. Söylersem bankamın bütün şifrelerine girerler yani. Ama bak sen kendi numaranı bak. En yakın arkadaşlarımın ev telefon numaralarını, okul numaralarını da hatırlıyorum. Benim telefon hafızam vardır. Herkesin telefonunu özel hepsini bilirim yani. Şu an Dursun Başkan'ı söyleyebilirim yani. Söylesene. Ya, olur mu? Son dördünü söyle Dursun Başkan'ın. Son dört hanesini. Evet. Söyleyebilirsin eğer hatırlıyorsan. Ben de Ferdi'nin telefonunu veriyorum sevgili Fenerbahçeliler. Ferdi'den bahsediyorduk bak. Evet, buyurunuz. Beni yanıltan oyuncuların birinci sırasında Ferdi yok ama Crespo var. Yani ben Crespo'nun... Herkesi yanıltmadı mı Crespo? Herkesi yanılttığı için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ama ben Ferdi'den... Hani böyle albüm çıkarırlar, pop şarkıları falan, yılın en iyi çıkış yapan şarkıcısı falan derler ya. Evet. Ben Ferdi'yi bunun adayları arasında gösterebilirim. Aklımıza biraz sonra bütün takımları konuşurken başka oyuncular da gelebilir ama şu var, ben Fenerbahçe'ye 11 olarak yazacağım, yani ilk 11'e yazacağım oyunculardan birisi Ferdi şu anda. Devre arası bizim haberimizde ne diyor? Devre arası gelen tekliflere bir satış gerçekleşebilir diye. Ben Fenerbahçe'nin Ferdi'nin Fenerbahçe'den devre arasında satışla gideceğini düşünmüyorum. Bu sezon Fenerbahçe'de kalır. Şampiyon olur veya şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak yarışın içinde bulunur. Yani Ferdi öyle bir oyuncu ki Ferdi Kadıoğlu. Hani vardır ya takımlarda. Bir oyuncuyu alırsın, hani seni şampiyon yapar. Ferdi Kadıoğlu da sanki o oyuncuyu kaybedersen seni şampiyonluktan edebilir bu durum gibi bir misyona sahip aslında Fenerbahçe'de. Böyle birkaç oyuncusu var Fenerbahçe'nin belki de ama Ferdi onlardan kim? Biri de Ferdi Kadıoğlu bence. Başkanı kim? Rakam duydun mu hiç Ferdi? Başkanı kim ya? Başkan kim Fenerbahçe'nin? Ali Koç kimi isterse alır, kimi isterse satar. O zenginlik var, o gönül zenginliği var, o kese zenginliği var. O yüzden
Ferdi'yi ta yolun başındayken gidip transferine izin verecek bir teknik adam, bir başkan olduğunu düşünmüyorum. Ya o yüzden Jesus'u nasıl getirebiliyorsa Ali Koç'un, kim bu Ferdi'yi de bırakacağını ya da başkasını da bırakacağını ben düşünmüyorum. Ama tabii ki bir her hafta bir de çıkıyor ya Ozan, yani her hafta Crespo'yu Inter istiyor, Ferdi'yi şu istiyor, Kerem'i Roma istiyor, Icardi kalacak mı, Raşika böyle olacak. Ya bırakın bu çocuklar futbol oynasın önce bir ya, görelim. Ya daha yolun başında 13 haftadayız, 13 haftalık periyotla maç olarak biz her hafta bir tane futbolcu ön plana çıkartıyoruz. Ya ne gereği var ki? Şu an bir oynasınlar, bir takımlara daha fazla layık olsunlar. Tamam, baktığımız zaman Ferdi muhteşem. Çünkü İstiklal abidesi. Hocanın evet. Elini rahatlatıyor ki, hocanın müsait 11'inde de, ideal 11'inde de, ki de değişmez adamlarından bir tanesi oldu. Öyle değil mi? Tabii Ozan. Tabii. Ama bana sorarsan, Crespo daha değerli. Ben daha takıma etki ettiğini düşünüyorum. Pasaport özellikle farkı bu hafta, var. Pasaport farkı. İşte pasaport farkı var ama. 6 milyon euro denilen yerde Ferdi'nin bedeli ne olur? Rakamsal değeri ne olur? Bunu konuşmak lazım. Ya ben olmayacağı için şu anda hiç bunu hayali rakamlarla gündeme yeni bir şey çıkarmayalım. Ferdi'nin Fenerbahçe'de sezonu tamamlayacağını düşünüyorum. Yani şampiyon olmadan da, hele bu Türk pasaportu bu kadar önemliyken, Türk oyuncu, yerli oyuncu bu kadar önemliyken Ferdi'nin kesinlikle Fenerbahçe'de kalacağını düşünüyorum. Ben de bu artık şampiyonlukla ilgili hedef o kadar olmazsa olmaz ki Fenerbahçe'de. Avrupa'da var. Ama tabii ki şimdi Türkiye Kupası da geliyor. Çok öncelikli hedef, uzun yıllardır gelmediği için. Bunu böyle sekteye uğratabilecek herhangi bir hamleden sanki uzak duracak gibi geliyor bana Fenerbahçe devre arası için. Konudan çok bağımsız İbrahim Bey. Son sayfa ekibini Katar'da misafir etmekten mutluluk duyarım. Özel davetli misiniz yazmış bize. Yılmaz Hoca'nın telefonunu verelim, onu ara. Çok teşekkür İbrahim ediyoruz Bey. Ama şimdi bütün ekip olarak şöyle bir cevap verebiliriz. Biz çalışıyoruz ve burada bu yayını yapmak zorunda olduğumuz için bu teklifinizi büyük bir üzüntüyle reddediyoruz. Reji ekibi de soruyor, reji de dahil mi diye, ama bütün son sayfa ekibi dediğine herkesi göre herkesi dahil ediyoruz ama hiç kimse bir yeri gelmiyor. Ben de onu anlamıyorum yani. Adanalı Yusuf Usta dedik, Avcılar dedik, kimse gelmiyor. Vallahi biz Miami'ye de Ali abi dedik. Var bizim, Özma çağırıyor dükkana, gidemiyoruz. Gidemiyoruz, biz burada çalışıyoruz. İstanbul'da bir yere gidemiyoruz, Katar'a nasıl gideceğiz? Evet, çalışıyoruz yani. Yoğunuz, yapacak bir şey yok. Beni tanıyan restorancılar yazmıyor bak, siz de gelin şuraya demiyorlar. Çünkü gidiyorsun. Gidebiliriz bak şu anda, o yüzden sen söylemiyorlar. Sen gidiyorsun. Mustafa Zazaoğlu yazmış. Hakkını teslim edelim ki Ferdi Kadıoğlu ne demiş? Haberini duyunca Serkan Korkmaz aklıma geliyor. Çünkü ne kadar Fenerbahçe haberi yapılsa Serkan Korkmaz ilk ondan övgüyle bahsediyordu demiş. Evet, Serkan Korkmaz'ın da hep söylediği bir şey, Ferdiciyim. Öngörüsü kuvvetli. Yalnız Güvenç Hoca geldi aklıma şimdi. Serkan'ın her zaman öngörüsü kuvvetlidir, evet. Ve iyi de analiz eder. Ben onun bir birçok öngörüsünü tuttuğuna şahit tabii oldum. Tabii ki ben yıllarca beraber aklıma. Çalıştığım için iyi bilirim. Evet. Serdar Aziz'e nazar değirdi. Aa, bak ben kariyerinin en kötü maçını oynadı. Hataları ve ben izlerken maçı dedim ki bir bakayım Güvenç Hoca benim programıma geliyor mu? Yani çünkü bütün stoperler çok çekiyor ama bir Serdarcı, bir Serdar Azizci ki yani ki zaten hani Serdar Aziz de bizim ülkemizdeki en iyi stoperlerden biri, yerli stoperlerden biri aslında, ama onun ayrıca bir övdüğü bir isimdi. Artık bak, bence haklı Ozan Zeybek. Bu hafta ama Giresun maçının kahramanı da Giresun açısından Serdar Aziz. Evet evet. Şimdi işte, bak bu hafta sadece hatalar. O değil. Başakşehir maçında da kariyer rekoru kırdı hatalar üzerine Endaşvili. Diğer tarafta ama, Serdar Aziz, yani bu iki oyuncu takımları adına sezonun en iyi oyuncularıydı. Mesela diğer oyuncu Başakşehir'in oyuncusu, Başakşehir'in vazgeçilmez oyuncusuydu Başakşehir için. Endişim yani amatörce ya. Penaltı yaptı. Ama şunu söyleyeyim ben sana, bir şey daha ekleyeyim orada. Endişimi çok rahat oynuyordu ve çıkıp golünü atıyordu. Rahat oynayamamasının, çıkmamasının tek sebebi Galatasaray'ın oyun planı. Çok önde bastı ve orada Endişimi çıkamadı, zorlandı ve Galatasaray oradan çok rahat geldi. Yoksa ben yine Ender Yaşim'in, Başakşehir'in en değerli oyuncularından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yok gerçekten ama sana yani öyle görmek lazım Ozan yani. Tamam, sen nasıl görüyorsan, oradan nasıl görünüyorsa sen öyle anla. Ben stat'tan da gördüm, izledim. Şunu söylemek istiyorum. Başakşehir'de şunları duyuyordum ben. Okan Buruk Hoca giderken bazı oyuncular işte kendi aralarında toplantı yaptılar. Hocanın başını yiyecekler. Böyle şeyler çıktı. Bazen dönem dönem
misyonunu da tamamlamış oyuncular var Başakşehir'de. Bunu lütfen yani iyi analiz ederek dinleyin. Laf olsun diye söylemiyorum bunu. Misyonunu tamamlamış oyuncular var. Galatasaray maçında mı tamamlamışlar? Bak, şu ana kadar ama gelmeden önce teknik adamla yaşadıkları bazı Avrupa'da, ben Galatasaray'ın başarısını 7-0 örtmüyorum. Benim anlattığım. Tamam. Biz Galatasaray'ı kapattık abi şu anda. Haftanın takımı Galatasaray'ı ben buraya bıraktım. Daha konuşacağız Galatasaray'ı. Haftanın anti takımı Başakşehir'i konuşuyorum. Birisi bize dese Başakşehir'in şeyinde yoktur ya, bir alt ligde bile bu kadar fark yememiştir. Bu kadar aciz top oynamamış. Haftalarca gol yemedi, mağlup olmadı. Bak, Galatasaray maçına kadar 7 gol 8, Galatasaray maçıyla beraber 15 gole çıktı. İki takımdaki dengeler iki taraflı değişti işte. Tabii ki. Atılan gol azdı, çok yükseldi, tabii, yenilen tabii. Gol azdı. 3-4 hafta önce Emre Belezoğlu yine oyuncularla ilgili bir yorum yaptı. Bu kez Hatay yine maçı, yaptı. Hatay anlatabildim maçı, mi? Hatay yine maçı yaptı. Bak 3-4 yani hafta önce yaptı. Yani sen diyorsun ki bir problem mi var hocayla oyuncular evet, arasında? Bir problem var. Bunu şimdi bu devre arası diyoruz artık. Buna başka bir isim koymayalım. Yani bu devre arasında bir şey formül bulması lazım. Bu artık çok belirgin hale peki geldi. Peki Avrupa'yı nasıl yorumluyorsun? Ders vermek anlamında sen oyuncuya, bazı oyunculara ders vermek hani kenarda bekletirsin, oynatmazsın. Oyuna sonradan girenlere bakın. Başakşehir'in aslında oynatması gereken oyuncular bench'te bekleyen oyunculardı. İlk 11'de değildi. Bir kızgınlıktan dolayı bu adamları oynatmayan bir Emre Belezoğlu var. Ve kendisi zararlı çıktı bu işten. Enteresan bir yorum. İzleyicilerimiz ne söyleyecek merak ediyorum. Burada bunu benim anlattığım, bak bir kez daha söylüyorum. Haftanın takımı Galatasaray. İçin rahat olsun. Ben de aynı şeyi söylüyorum bak. Haftanın takımı Galatasaray. Ama iştenlikle söylemen lazım bunu. Bunu da daha nasıl söyleyeyim defalarca. Benim içim rahatlığı için değil. Bir tane yani forma getir. Ya tamam, iki tane getireyim, ayıp et. Şey, buradaki olay bambaşka. Benim bahsettiğim konu Başakşehir'le alakalı şu anda. O yüzden bir sıkıntı olduğu apaçık ortada. Bakalım bunu gün yüzüne çıkar yakında ya. Bakalım. Peki şimdi bir hocadan başka bir hocaya geçeyim. Jesus'la Fenerbahçe geride kalan haftalarda neler yaptı? Skora katkı. Fenerbahçe son hafta mağlup oldu ama araya lider girdi. Bir haberimizde ayrıntıları inceleyelim. Şimdi çok sık maç yapılması ayrı, takımda çok fazla yeni transferin olması, bir formasyon değişiklikleri. Hatta şu çok konuşuldu, İsmail Kartal giderken aslında iyi bir takım bırakmıştı. Jesus neden bu kadar değiştirdi bu takımı ve oyunu diye çok tartışıldı. Ama gelin görün ki Jorge Jesus'la birlikte Fenerbahçe böyle uzun zamandır birlikte oynayan, oturmuş, kendi şeklini almış bir takım haline geldi. Yani tablo bu şekilde, mağlubiyetler vesaire, puan kayıplarını bir kenara bırakarak oyun açısından söylüyorum. Ozan Zeybek, ne diyorsun bu işe? Ya şimdi baktım yeni oyuncular bu sezon Jesus'un getirdiği oyunculardan daha çok, geçen sezondan kalan oyuncular daha çok süre alıyor. Evet. Bunları haftalardır konuşuyoruz. Baktığın anda mesela stoperlerin kim şu anda? Serdar'la Salahi. Geçen evet, sezondan kalan. Altay'ın, Ferdin, Osay Samuel'in, Crespon. Oraya kimi koyuyorsun? İsmail de geçen sezonun yani Fenerbahçe'nin oyuncusu. Jesus'la gelen bir oyuncu değil. Evet. Rossi'ye görev veriyor. Bir Batshuayi var ileride. Valencia zaten sabit yine Fenerbahçe'nin. Yani getirdiği oyuncuların birçoğu... Pedro bak getirdiği oyuncular... Asıl başroldekileri söylüyorum. Pedro veya diğer Pedro, Enrique. Pedro sende de hayal kırıklığı oluşturdu mu? Ya Pedro'da değişik bir algı oluşturuldu. Hayal kırıklığı değil. Hayal kırıklığı oluşturdu. Değişik bir algı. Pedro işte İtalya'daki gibi oynarsa şunu yapar. Buradaki gibi... Ya burada ne oynuyorsa odur. Futbolcunun geçmişiyle, geçen sezonuyla alakası yoktur. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Bu sezon ne verecekse işte... benim takımım King. Fenerbahçe gibi oynarsa kazanır. Ya zaten Fenerbahçesin. Benim takımım Galatasaray gibi oynarsa. Zaten Galatasaray'sın. Galatasaray gibi oynamayacaksın. Anlatabildim mi? Zaten öylesin. Pedro ile ilgili değişik bir şey oluşturuldu. Ya bu muhteşem bir oyuncu. Çok değişik bir forvet. Özellikleri farklı. Tamam bunlar olabilirdi ama hep konuştuğumuz şey var. İstikrar var. Futbol. Baktığımızda ofansif anlamda en büyük faydayı sağlayan oyuncu Valencia. 13 gol atmış. Ya golden ziyade şu da var. Topu karşı sahada tutabilmek. Tam santrafor demiyorsun. Garaj santrafor yani. Ya bak forvet diyorum. Santrafor demiyorum. Forvet diyorum Valencia için. Yani topu karşı sahaya yani götürebilen, orada çok iş yapabilen, ofansif anlamda. Yani ben bu oyuncuya mesela bazı futbol terimleri vardır. Pire gibi oyuncu derler. Ben mikser diyorum. Yani Valencia 2-3 tane savunma oyuncusunu oyundan düşürebilen bir oyuncu. Ofansif anlamda en çok katkıyı sağlayan, skor anlamında değil, rakamsal değil, topu karşı sahada, rakip sahada, o civarda tutabilen
veya gelmesine sebep olan, vesile olan oyuncu Valencia. Mesela ben sana şunu da sormak istiyorum. Özür diliyorum, lafını kestim. Hani Ali Koç o zaman forvet arayışına girdiğinde Batshuayi transfer etti ya. Elimizde Weghorst da vardı. Ama hoca özellikle Batshuayi istedi. Sence Batshuayi mi daha faydalı olurdu, Weghorst mu daha faydalı olabilirdi Fenerbahçe için? Benim şahsi düşüncemde Weghorst daha faydalı olacağını düşünüyordum Fenerbahçe için. Weghorst muhteşem bir santrafor. Bu oyun anlayışında ben yine Batshuayi tercih ederim. Ama atıyor, bu hocanın açıklamasına göre hoca istemedi. Tabii şu Ali Koç ya bunu, biz bunu Trabzonspor'a gelen santrafor için de konuştuk. Maxi Gomez mi? Hani o gün mesela yayındaydık, herkes evet, alamadın diye mi, Fenerbahçe alamadı diye mi bu kadar şey yapıyorsunuz dedi. Şey ortada şu anda Trabzonspor devre arasında. Trabzonspor'un santraforları kim şu anda? Umut, Maxi Gomez. Gideni bile aratıyorlar. Yani daha iyisi gelmesi lazımdı. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Geçen sene biz Cornelius bile yeterli değil diyorduk. Trabzonspor'un daha iyi, bir tane daha Cornelius, en az Cornelius ayarında bir tane daha santrafor olmalı diyorduk. Bir düşük sınıfa geçmiş oldular şu anda. Bazen yani böyle isimlere aldanıyorsun. Pedro'da da böyle bir algı oluşturuldu. Jesus konusunda da şunu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe 1,5 ay önce bir milli maç arası vardı ya, hep aynı şeyi söylüyorum defalarca ama kafalarda artık bunun bir yere oluşulması lazım. Sezonu erken açan Fenerbahçe, Fenerbahçe yenildiği, elendiği Dinamo Kiev maçlarında mı daha iyi oynuyor, son haftalara baktığımızda mı daha iyi oynuyor? Ya sezon başı daha iyi oynuyordu. Anlatabildim mi? Benim gözümde sezon başı daha iyi oynuyordu. O milli maç arasından sonra yükselişe geçeceğini düşündüğümüz Fenerbahçe aynı yerde saydı veya biraz daha geriye geldi. Yorgunluk, yorgunluk diyorlar. Bunu da psikolojik anlamda bir algı oluşturuluyor. Ya bu futbolcular zaten 50 tane maç oynayacak. Ve Fenerbahçe, oynayan bak, herkes var. Sadece Fenerbahçe oynamıyor. Fenerbahçe 4-5 evet, tane maç fazla oynadı diye yorgunluk var, yorgunluk var işte. Şunu söylemek istiyorum. Bu hafta sonu bizim Avrupa'da kaç tane takımımız var? 4. Şu anda 4. Kimler onlar? Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor. Hangisi kazandı bu hafta sonu? 4'te 0 yaptık. Evet. Ligde. Avrupa'daki temsilcilerimiz. Evet. Doğru söylüyorsun. Sivasspor kazanamadı. Hiç düşünmemiştim. Başakşehir kazanamadı. Trabzonspor kazanamadı. Evet. Fenerbahçe kazanamadı. Öyle bir algı oluşturuyorsun ki yorgunluk, bu oyuncular işte yeter, çok diğerlerine göre çok maç yaptılar. Bu oyuncuların hepsine bu haberler gidiyor. Yabancı futbolcuya bile gidiyor. Ya böyle bir şey var işte, siz yoruldunuz. Konuşmalar başlıyor. Restorana gidiyor adam, ya çok maç oynadınız, yoruldunuz, fiziken geri kalıyorsunuz. Yani bunları baştakilerin terapisini iyi yapması lazım. Bu psikolojinin içine sokmaması lazım. Fenerbahçe'nin bir yerde fire vermesi lazım. Ama fark şu. Sen şampiyon olacaksan Giresunspor'a puan kaybetmeyeceksin. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği takımı. Ama Galatasaray Giresunspor'a puan kaybetti. Farkındaysan. Zaten fark burada çıkacak işte. Ama Galatasaray kaybetti değil mi? Ligin ilk maçında. Tamam, kaybetti. Tabii ki. Yani sen maçında kaybetmeyeceksin. Rakibinin zaten. Ama işte bak, Fenerbahçe Giresunspor'u kazansaydı ne diyecektik? Ya lig arası iyi gelmeyecekti Fenerbahçe'ye diyeceklerdi insanlar. Hı hı. Ya hadi tam rayını almış, tam hızlı bir şekilde giden Fenerbahçe. Bak mesela şimdi Galatasaray için neyi konuşuyoruz? Aralar Galatasaray'a yaramıyor. 7-0'dan sonra konuşuyoruz. Ama tam tersi bir şey gelseydi işte farklı şeyler konuşurduk. Aynı şey Fenerbahçe'nin başına geldi. Eğer Fenerbahçe Giresunspor maçını 4-0, 5-0 ya da 4-1 kazansaydı işte bu aralar Fenerbahçe'ye gelemiyor, çok hızlı bir şekilde giden Fenerbahçe diye konuşacak. Peki, devam edeceğiz daha haftayı konuşmaya. Bundan sonra ne olur onu da konuşacağız elbette. Dünya Kupası arasından sonra takımlara nasıl etki eder bu ara diye. Geride kalan haftanın da kalan maçlarını konuşup değerlendireceğiz. Ama bir ben kimim yapalım. Yapalım. Bugün başka sürprizlerimiz de var size. Gelsin bakalım ilk sorumuz. Sizleri de son sayfa etiketine bekliyorum. İlk Avrupa deneyimimi Deportivo da Coruña'da, La Coruña'da yaşadım. İspanya, İtalya ve Yunanistan'da şampiyonluklar kazandım. Kariyerimde 3 kez gol kralı oldum. Hem Fenerbahçe'ye hem de Beşiktaş'a karşı gol attım. Ballon d'Or'u kazanmanın gururu bana yeter. Çok güzel. Ballon d'Or'u kazanan. Çok iyi bildiğiniz bir oyuncu. Yani Ballon d'Or'u kazandım yazıyor ama yine de söylemek istedim. İzleyicilerimiz, cevaplarınızı son sayfa etiketine bekliyorum. Yunanistan'da oynamış öyle mi? Falcao değil. O hemen geldi doğru cevap. Cafu değil.
Guti. Hayır. Yunanistan'da oynayan. İspanya, İtalya, Yunanistan. İlk Avrupa Devimi Deportivo La Coruña. İlk Avrupa Devimi Deportivo. Güney Amerikalı mı bu? Yok. Ya Afrikalı ya Güney Amerikalı. Mane. Ekranlarınıza bakmayın. Günahımızı vallahi hiçbir yere bakmadık ha. Hiçbir yere bakmadık. Bak şimdi o Twitter'da hemen gelecek cevap. Çünkü gelmeye başladı doğru yanıtlar. Suarez değil. Ronaldo. Hayır. Cafu. Yunanistan'da oynamış. Rivaldo. Abi. Yunanistan'da oynamış. Rivaldo. Rivaldo mu? Hı? Rivaldo. Rivaldo. Bugün biraz kolay mı sormuşuz ne? Şimdi hanginizi? İlk Serhan söyledi galiba. Ozan bildi. Yok yok Serhan Ozan şey yaptı. Serhan Yunanistan, Türk Yunanistan ilk söyledi. Ben asist yaptım. Ozan bildi. Hayır. Rivaldo'yu görünce de aklıma hep böyle o maç geliyor. Bizim milli maç geliyor. Sinirlerim bozuluyor ama Rivaldo işte yani. Ama işte ben oradaydım. Orada mıydın? Oradaydım. Sinirlerimizi çok gelmişti. Kulakları çınlasın Rivaldo. 2-1'lik maçta. Sevincimiz kursağımızda kalmıştı. Aynen öyle. Türkiye'nin Brezilya ile oynadığı 2002 Dünya Kupası'ndaki maçı söylüyoruz. Rivaldo Hoca Zeki Çelik de ilk bilen izleyicimizdi. Kendisini tebrik ediyoruz. Bir tane daha ben kimim ve az önce söylediğim gibi başka sürprizlerimiz de var elbette. Ama şimdi bir Icardi'yi konuşalım istiyorum. Konuşmadan önce haberimiz var. Şimdi Icardi geldiğinden beri önce tabii ki özel hayatıyla sevgili eşiyle gündeme geldi. Sonra performansı tartışılırken bunlara yoruldu vesaire derken ama şu an Galatasaray'da Icardi'nin bir bahar havası söz konusu. Nasıl o bahar havası geldi? Bir haberimizi izleyelim bakalım. Evet, ne oldu Icardi'ye? Serhan Türk, anlat bize. Patlama yaptı. Icardi patladı. Saçlarını saraya boyattı. Sen de boyatacak mısın saçları? Yok ya, böyle kalsın. Bence taraftarlardan çok çıkar boyatan. Çıkıyor. Ha? Berberler şu an aralarında sarı saç çalışıyor. Boya kalmamış ya. Sarı boya kalmamış. Galatasaray gerçekten. Bak saç boyası reklamı da... Hadi bir soru rejiden, editörümüz verecek. Yusuf'tan geldi. Galatasaray şampiyon olursa Serhan Türk saçını sarıya boyar mı? Yusuf'la beraber boyarım gelirse. Yusuf da mı boyatacak? Tabii. İyi de o niye boyatıyor ki? Fikir ondan çıktığı için. Bence güzel bir fikir. Beraber yaparsak daha iyi olur. Ya bir şey söyleyeceğim. Sercan Dikme iddiaya girdi ya. Ya saçları kestirmedi ki o. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Emre Kaplan'la girdi değil mi iddiaya? Aha. Şimdi iddiaya girdi, saçlarını kestirdi. Ya ben Sercan'ı neredeyse 10 yıldır tanıyorum. Tabii 10 yıl olacak yani. Tabii. Ya 10 yıla yaklaştı, tam 10 yıl değil. Hani 10 yılda demeyelim de eski tanıyorum yani. Sercan zaman zaman böyle fazla tıraş olunca, berberin elinden fazla kaçınca zaten öyle oluyor onun saçı. Ya bu bir iddia sayılmaz yani. Hiç sayılmaz. Bence orada direkt dazlak olması lazımdı. Yani ya tamamen ben kazıtmadın Sercan. Yani ben burada inanmıyorum. Yani orada bir, orada bir kesinlikle şaibe var. Orada bir Emre de bence müdahale etmemiş. Oradaki kuaför arkadaşımız. Emre de acımış mı Sercan'a? Yani karizması çizilmesin. Sercan acımazdı yani öyle söyleyeyim ben sana. Hiç acımazdı. Eliyle Emre kendi acımış. Alır kazırdı. Olmamış. Emre o iddia olmamış saçını. Bence. O iddia olmamış. Bir daha katılıyorum. Farklı bir şekilde iddiaya girmeleri lazım. Kesinlikle biraz daha ciddi görsel açıdan böyle bizi kahkahalarla güldürecek iddialar. Sercan Dikme gayet güzel olmuş saçı yani. Ben gülmek istiyordum. Mesela. Ya gülmedim. Bence saçını kestirmiş. Öyle diyeceğiz yani. Saatler olsun. Öyle bir iddia sonucu saçı kestirmiş bir saç değil orada. Değil mi? Bunu söylemek istedim. Kaç zamandır içinde kalmıştı. Ben o ikisine de söyledim. Hem Emre'ye söyledim. Hem Sercan'a söyledim bunu zaten. O yüzden rahatlıkla burada seyircilerimize de anlatıyorum mevzuyu. Daha iddialı iddialar bekliyoruz. Mesela. Deyip konuyu kapatalım. Mesela. Daha iddialı iddialar. Bilemiyorum. Yaratıcılığı size kalmış onun. Şimdi Icardi'ye geri dönecek olursak. Ozan Zeybek. Bu Icardi'nin yıldızının yeniden parlayışı. Yani zaten parlak bir yıldızı da hani Galatasaray'da bir acabalar oluşmuştu. Sürer mi sana göre? Ne düşünüyorsun? Acabalar benim kafamda hala bitmedi. Böyle müthiş bir biliyorum. Oyuncu. Müthiş bir oyuncu. Gerçek bir santrafor. O kadar çok yakışıyor ki. Top ayağına müthiş bir oyuncu, gerçek bir santrafor ama yaşam tarzı, aile düzeni,
eşinin maçlara gelip gitmesi, eski eşi mi diyeyim? Hı? Yok, beraber. Beraberler hala. Hala beraberler. Yani bir hatta o fotoğrafı ben çektim en son kupa maçında ben yan yana beraber izlediler. Yan locadaydım ben de. Beraber izlediler. Beraberlerdi. O fotoğraf senden mi çıktı? Tabii tabii. Eşi kızıyormuş gibi bakıyor mu orada fotoğrafa? Orada bana öyle bir bakıyor. Kızdı ama mı? Şey ya, o eşinin kızla bak kızma bakışı değildi o. Anladım. Hayır, radar bakışıydı o. Yani benim gözüm her yerde, herkese ben bakarım de dedim, bakışıydı. Ben dedim, kim çektiyse herhalde dedim, bunu arıza yaptılar, ne diye çekiyorsun. Onu ben diye. Çektim. Onu ben çektim ama gerçekten Vandana'nın gözleri fıldır fıldırdı. Melike, Allah İcardi'nin yardımcısı olsun buradan. Söylüyorum müthiş ben. Bir futbolcu. Ya böyle bir golcü olamaz. O topa vuruşu, bekleyişi, zamanlaması, o ayarı, müthiş bir santrafor. Yırtıcı. Gerçek bir santrafor abi. Yırtıcı gerçek santraforun karşılığı işte bu. Nasıl bir golcü? Böyle bir golcü lazım. Ama bu yaşam tarzıyla, ya ne oldu biz 3 hafta önce, 4 hafta önce Galatasaray taraftarı, Galatasaray yazarları, sana söylemiyorum hemen savunma mekanizmanı ortaya çıkarma. Eski futbolcular, eski teknik adamlar. Ya bu iş olmaz. Icardi bu takımın başına bela olur. Okan Hoca bu işi götüremez. Ben demiyordum zaten. Birçok şey değişti şu anda. Bir anda yani şu son 3 haftalık periyoda baktığımızda, 3 maçlık periyoda baktığımızda bu kadar kolay örtmek basit, benim gözüme basit gelmiyor. Yani mutlaka içeride bir, yani bu işle ilgili handikaplar var. Sıkıntılar var. Tamam, bunlar yıldız oyuncular. Yıldızlarla bu işleri yapıyorsun. Bir anda diğerleri, diğer takımların hepsinin şeyi rafa kaldırılmış gibi. Anlatabildim mi Melike? Yani ben biraz küçük de olsa bir yalancı bağır görüyorum. Sen takım geneline de öyle takım genelinde. Icardi için de aynısını. Icardi için zaten kesinlikle aynı görüştüm. Şimdi yerden bak, göğüs tutamıyorsun. Yalancı bağır niye gördün ki Icardi için? Icardi için demiyorum. Galatasaray ama takım Icardi için diyor. Ben de şunu söyleyeyim. Ben mesela hep bunu söylüyordum. Dile getiriyordum. Hatta yayınlarımızda da söylüyordum. Ben bu çocuk patlama yapacak diyorum. Bu çocuğun patlama yapması lazım. Tek handikapı var. Kendini göstermesi lazım. Ya bu çocuk 29 yaşında bir futbolcudan bahsediyoruz. Paris Saint-Germain geçmişine bakıyoruz. Yani bu dünya yıldızı bir futbolcu. Bunun gelişi Galatasaray'ın başarı. Çok büyük başarı. Çünkü 7-8 milyon euroya gelen bir maaşı var. Bonservisi için çok büyük rakamlar söyleniyor. Ben bu sabah Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir etkinlik vardı. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'le beraberdim. Icardi'nin ne yapacaksınız, bonservisini alacak mısınız başkanım dedi. Biz Icardi'yi nasıl getirdiysek, nasıl devam etmesi gerektiğinde yapabilecek kapasiteli bir takımız dedi. Gerçekten çok da doğru şeyi söylemiş oldu. Serhan. 6 maç, 4 gol, 3 asist. Herkes burada dedi, Ozan yani herkes burada dedi ki ya bunun kafası karışık, Vandanar'a geliyor gidiyor, oraya gidiyor geliyor, çok sansasyonel. Ya kime ne? Adam hayatında ne yaşarsa yaşasın. Kime ne? Adam futboluna çıktığı zaman Okan Hoca'da, özür diliyorum lafa gireceksin de. Yok, girmeyeceğim. Sen bu, devam et. Bu futbolcunun gelişimi Okan Hoca'ya bağlı. Bu zaten bu futbolcu öyle sıradan bir futbolcu değil. Yıldız futbolcudan bahsediyoruz. Bu çocuğun patlama yapması lazımdı. Başakşehir karşılaşması, öncesine Beşiktaş derbisi. Yani bu futbolcu böyle baştan aşağı bir yıldız. Yani kesinlikle hem takım içerisindeki yıldız, Okan Hoca'nın kafanı rahatlat gel demesi de çocuğun gelişimi açısından, futbolcunun gelişimi açısından çok etkili oldu. Ya zaten sahaya çıktığı zaman kendini %100'ünü verebilen, takım oyununu oynayabilen, takım oyunuyla beraber iyi bir santrofor özelliği gösterebilen ve herkesle bir uyum içerisinde oynayan futbolcudan bahsediyoruz. Baştan aşağı kadar yıldız ve daha da fazla yıldızının parlayacağını düşünüyorum. Üç büyüklerde. Ben bu futbolcuya sonuna kadar güvendim ve patlama yapması lazım. Bak şey diyorlar, gerçek anlamda santrafor var. Güler yüzlü, pozitif, yani yaşantısına laf yok. De, senin izleyicilerin şey yazsın bakalım. Bugüne kadar Türkiye'ye gelen bu Icardi'yi yazmasınlar. Kıyaslama yapalım. En iyi santrafor kimdi? Türkiye'ye gelen yabancı en iyi santrafor kimdi? Dev soru sordun şimdi. Bak şimdi burada cevap çıkabilir. Yok, Aboubakar diyebilirler, Jardel diyebilirler, Falcao diyebilirler, Sherlock diyebilirler, Vedat Muriç diyebilirler. Eskilere gitti. Yani birçok futbolcu kıyaslayalım. Şu anda Avrupa, dünya futboluna baktığında bu Icardi'nin kalitesi, teknik anlamdaki kapasitesine baktığında geçen bence ben dünyanın belki de en iyi 5 santraforundan biri, biliyor musun? Yani ben eleştirdiğim nokta, hani başka onlar ayrı. Yiğidi öldür, hakkını yeme. Icardi gibi ben böyle... Mata'ya ne diyorsun? Didier Drogba geldi. Mata'yı sen bana 4-5 sene önce Türkiye'ye gelecek desen, 4-5 sezon önce
Ya imkansız derdim ya Serhan, yalan haber. Yani açık ara farklı Drogba diyorlar, öyle söyleyeyim. Drogba. Diğerleri de, evet. Müthiş. Çok Drogba, karakterli bir oyuncu. Müthiş. Ama çok karakterli bir oyuncu. Muhteşem oyuncu. Muhteşem oyuncu. Evet. Ama yani ben işte yıldız olduğunda, yıldız futbolcu bile karakteriyle ön plana çıktı. Mesela ben dış sahaya karakterine bakmam ben. Dışarıda ne yaparsa yapsa ama oyun içine karakterini koyabiliyorsa ve bu karakterini de takıma yansıtabiliyorsa benim için yıldızdır. Ben bu oyuncunun da yıldız olduğunu hissettim zaten. Gelmesi de zaten büyük bir meseleydi. Ben buradan Erden Timur'u gerçekten tebrik ederim. Mertens'in, Torreira'nın, Oliveira'nın gelmesi, ardına Icardi gibi yıldızın gelmesi bir futbol başarısıdır. İşte tutup tutmayacak sözleri vardı. İşte takımda olacak mı? Al işte geldiğimiz nokta 13. haftada yıldız bir takım, yıldız bir kadro, yıldız bir hoca. Sadece Icardi'yi konuşmamak lazım Galatasaray'dan. Kosovalı da müthiş bir oyuncu. Rashica. Müthiş muhteşem. Bir oyuncu. Muhteşem. Ben hatta... Bakalım istikrarı devam ederse tabii. Müthiş bir oyuncu. Ozan çok iyi değindim buna. Ben de zaten transferler yapılırken dedim ki bir futbolcu Rashica'nın transferini ilk öğrendiğim zaman bu futbolcuda opsiyon var mı? İlk sorduğum soru oydu benim de. Özellikle Erden Timur'a sordum. Opsiyonu yapamadılar çünkü gerçekten maliyeti çok yüksek. Çok büyük rakamlarla satılabilecek potansiyel olan futbolcu. O yüzden ben bu futbolcunun ilerleyen zamanlarda Galatasaray'a gelmesi büyük katkı yapacağını düşünüyorum. Ama bonserviste bir o kadar da pahalı olacak. Anadolu kulüplerine de söylüyorum. Oyuncu bakacakları zaman Kosova milli takımını incelesinler. Melike. Çok iyi oyuncular var. Yani erken yaşta keşfedebilirlerse büyük iş yapabilirler. Kosova milli takımında harika oyuncular çıkıyor abi. Kosova'da değil mi? Evet, Kosova'da. Şimdi gelen yorumlara bakıyorum. Soruyu sordun, herkesi kilitledin bu arada. Kariyer olarak Drogba ama en iyisi Jardel yazmış. Bununla ilgili ilerleyen dakikalarda daha ayrıntılı konuşacağız. Yusuf'a da bir de şey rica edeceğim. Bizim sana çok güzel fotoğrafımız geldi. Var. Okan, ben, Emre'yle çok genç bir fotoğrafımız var. Gördüm, ben sana mesaj attım. Evet evet, harika bir fotoğraf. Harika bir fotoğraf. Ben zaten bu arada... Rica etsem yönetmenimize o fotoğrafı koyarsa... Bulabilirler mi şu an? Ya var şey, sosyal medyada var zaten. Şey biraz önce... aradan sonra ayarlarsak onu getiririz. Twitter'ımda mı? Twitter'ımda var. Instagram'ında var mı senin? Instagram'a koy, ben aradan sonra Twitter'dan ona bakarız. Tamam. Şimdi Yusuf Demir gidecek bana mi sorusu geldi sana. Bir onu konuşalım. Tamam ben. Yusuf Demir gerçekten çok iyi bir futbolcu. Ben Galatasaray'ın gelecek vadeden tek futbolcusu olduğunu düşünüyorum. Yani Matias Rossları falan, Kerem Aktürkoğlu'nu saymıyorum. Ama bu futbolcu süre almadığından dolayı mutsuz. Yusuf Demir'den bahsediyoruz. 6 milyon euro bonservisi alınan, 10 milyon euro bonservisi istenen futbolcudan bahsediyoruz. Ve bu futbolcu da son zamanlarda şöyle bir şey oldu. Okan Hoca ile de konuştuk hatta. Ben kupa maçından sonra Okan Hoca ile konuştum. Özel'le konuştum. Çıkışta Emre Kaplan'la beraberdik. Yusuf Demir'i niye oynatmıyorsun hocam dedim. O da dedi ki bu hafta içi biz antrenmana çıkardık. Antrenmanda kasık bölgesinde bir ağrı hissettiğinden dolayı içeri girdi. Yoksa ben kupa maçında bank oynatacaktım. Ben bu futbolcunun süre almasını istiyorum. Gerçekten çok yetenekli, çok tecrübeli oyuncu ama ufak tefek sakatlıklar yaşadığı için forma veremiyorum. Ama ilerleyen zamanlarda ben bu futbolcuyu değerlendirmek istiyorum. Yusuf Demir'in oynamamasının tek sebebi Türk kimliğinde olmaması. Türk ama statüsünde Avusturya milli takımını seçtiğinden dolayı oynayamıyor. Bu da bizim oynuyorsa ayıbımız. Oynuyorsa bu hafta mesela kimi kesip de oynatırdın? Ya şimdi kimi keseceksin? Kesemiyorsun zaten. Okan Hoca da onu söylüyor. Ben bu futbolcuyu alamıyorum. Hatta ilk 18'de bile yazamıyorum. Çünkü benim kendi oyun stilime göre değişik yerlerde oyuncular değiştireceğim. Ben Yusuf'u nasıl sokacağım diyor. Zaten o yüzden Yusuf Demir hem ilk 11'de hem ilk 18'de olmuyor. Devre arası gider mi? Ya çok büyük soru sordun aslında, biliyor musun? Ben sadece onu merak ediyorlar. Ben gitmek isteyeceğini düşünüyorum ama Galatasaray'ın da bırakmayacağını düşünüyorum. Peki. Ben Serhan'a bir soru soracağım. Serhan bu konularda çok iyi istihbaratçı diye. Sence yabancı kuralıyla ilgili federasyon bir şey yapacak? Galatasaray'ın beklentisi en azından devre arasında böyle bir gündem oluşturmak. Hatta Kulüpler Birliği'nde bu gündemin de devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Gönül ister ki devre arası yabancı kuralın değişmesi ama ben sezon sonu bu kuralın değişeceğini düşünüyorum. Sezon sonu değil mi? Sezon sonu. Ben de değişeceğini düşünüyorum da bunu ne kadar erken yaparlarsa aslında o kadar da kulüplere maddi anlamda çok büyük
jest yapmış aslında olacaklar. Bütün takımların işine gelir ama işte sezon ortası yapılırsa kulüpten kulübe tepkiler. Şimdi diyecekler ki işte Yusuf Demir'e Trabzon istiyordu, Beşiktaş istiyordu. O zaman onu niye? Onu öyle demeyecekler. Bunun medya sosyal medya söyleyecek bunu. Tabii. Taraftarlar hayır abi. Kulüpler Birliği denen bir kurum var. Kulüpler Birliği'nde toplantı yapılıp ortak kanal karar çıkarsa gidip federasyonla nereye gidiyoruz? Bir yere gitmiyoruz. Böyle yapınca bir şey söyleyeceğim ama sen bitir. Ben söyledim. Tamam. Federasyonla Kulüpler Birliği'ne ortak bir karar alıp. Kulüpler Birliği öncelikle kulüplerin hepsini toplanıp ortak kararı çıkarıp oy birliğiyle, oy çokluğuyla kabul ediliyorsa evet biz bunu kabul ediyoruz dedikleri anda gidip bunu kabul etmeyecek kulüp olmaz bunu. Sezon ortası için katılmıyorum ama genel olarak evet bence de öyle. Sezon ortasında kulüpler tepki gösterebilir. Peki. Şimdi Ozan Zeybek bir soru sordu. Sizleri Twitter'da hareketlendirdi. Onu fark ettim. Bizim de aslında size biraz benzer bir sorumuz vardı. O yüzden günün sorusuna bir geçelim. Malum Dünya Kupası arasına giriyoruz. Girerken çok konu konuşacağız. Transfer de konuşacağız. Yıldız futbolcuları da konuşacağız. Gelmişleri böyle geçmişte oynamış futbolcuları konuşacağız. Onları hatırlayacağız. Ah kimler vardı diyeceğiz. Biraz bunu böyle düşündürecek bir sorumuz var izleyicilerimize. Daha doğrusu bir isteğimiz var. Bize gittiği her takımda başarılı olmuş santrforları yazın bakalım. Forvetleri diyelim daha genel olsun. Yazın bakalım kimler geliyor aklınıza. Gittiği her takımda başarılı olsun ama. Şimdi bazı oyuncular var. Hani bazı takımlarda böyle çok söyleyeyim mi? Yıldızları parlamıyor. Ne büyük dünya yıldızları var. Böyle kariyerlerinde bir takım var ki orada sönük kalıyorlar. Biz diyoruz ki her takımda başarılı olmuş forvetleri bize yazın. Çok merak ediyorum ben gelecek cevapları. Ben bir tane söyleyeyim hemen. Serhan. Söyle bakayım. Zlatan İbrahimovic. Burak Yılmaz. Ben yabancı kuraldan devam ettim. Sen yerli kuraldan. Dünyadan, Süper Lig'den hepsini yazın. Merak ediyorum ben neler geleceğini. Melike sen benimle program yapmaya başladıktan sonra ya da ben senin konun olmaya başladıktan sonra bakıyorum santrafor forvet ayrımını yapmaya başladın sen de. Ben yapıyordum Eskiden yapmıyordun bunu. Yok yapıyordum canım. Yok ben söylüyordum. O santrafor ayrı, forvet ayrı diye. O senin Fenerbahçe'deki oyuncularla ilgili hep yorumunda vardı ama ben yapıyordum onu canım. Yapmaz olur muyum? Tabii ki yapıyordum. Şimdi kimler ne yazıyor? Bakalım Drogba gelmiş. Burak Yılmaz geliyor. Drogba ne oyuncuydu ya Serhan? Bir de çok karakterli bir oyuncu. Benim insanlığı çok yakın dostum. Yani insanlığı anlamadım. Benim çok yakın dostum. İyi de görüşürdük burada. Müthiş bir oyuncuydu ya. Yemeğe gittik bugün beraber. Bugün Drogba'yı çok andık. Drogba ama çok gerçekten çok Thierry Henry çok geldi. İyi bir insandı yani. Ronaldo'yu yazan yok mu? Rafa mı kalktı artık Ronaldo? Adama nankörlük yapılıyormuş gibi geliyor bana biliyor musun? İbrahimovic. Serhan bir sezon önce anket yapılsa dünya genelinde A-Spor'da değil sadece dünya genelinde Messi mi Ronaldo mu belki Ronaldo önde çıkardı. Son 6 aydır Messi geçti onu artık. Yok ya. Ben Cristiano Ronaldo Selman Bey yazmış bile Temmuz ayına kadar demiş ama. Büyük Ronaldo'yu da yaz. Bakıyorum başka. Ama böyle dünya yıldızları var Melike çok var bunu böyle şey yapamazsın ya Türkiye'ye gelmişleri sayı bence. O da olur ama bakın gittikleri her takımda bu çok tamam, şey değil. Tamam Türkiye'ye gelen. Şimdi bakınca böyle bazı takımlarda mesela şimdi bak Guiza yazmışlar. Şimdi Guiza'yı sayabilir Yok miyiz? Yok be. Sayamaz. Guiza bir kere Türkiye'ye geldiğinde olmadı. Hı-hı. Hemen bir en yakın örneği yani istatistiğe alt üst ediyor. Başka yani böyle her gitmez. Şimdi Lewandowski. Yani tabii ki yıldız oyuncu gitti. Bütün takımlar çok iyi ama Lewandowski direkt sayarız burada. Nistelrooy, Van Nistelrooy. Mesela Van Nistelrooy geldi. Tabii ki fenomen Ronaldo'yu benim için yazdım. kesinlikle ilk sıraya koyacağım. Söylediğim gibi Zlatan İbrahimovic. Yani tek geçelim. Evet yani şu anlamda bile çok gezdi ve gitti ya Amerika'ya gitti zaten Amerikalılara futbolu öğrettim diyor yani sevdirdim diyor. Bizim, Türkiye yapsa iyiydi aslında. Bizim Metin Ateş yazmış, Ronaldinho yazmış Metin abi de Metin Ateş. Tebrik ederim. O da gerçekten Ronaldinho da oynadığı zamanlarda muhteşem performansı. Burak Yılmaz, Drogba da en çok gelen cevaplar adından. Arasında. Başka Haaland gelmiş.
Haaland. Gitsin daha birkaç takıma daha gitsin, öyle konuşalım ama öyle olacak gibi o da zaten. Ya burada şey yani klası hiçbir takımda değişmeyen oyuncu çok önemli. Bazı oyuncular gerçekten şimdi bunun tam tersi örneği versek çok var. Ama böylesi çok yok işte. Belli cevaplar geldi. Eto var mı Eto? Siz cevap... Eto da geldi. Eto var ama Eto'nun bitişi sönüktü. Evet. Cevaplara dönüşte de bakacağız. Şimdi biraz Avrupa'ya uzanalım. Güzel özetlerimiz, maçlarımız var. Bir izleyelim o özetleri. Sonra bu konuyu biraz daha konuşuruz. Evet. Şöyle Avrupa'dan özetleri izledik. Son sayfada, son dilimde yine birlikteyiz. Şimdi en son sormuştuk size, gittiği her takımda başarılı olan santrforları bize yazın demiştik. Daha doğrusu forvetleri, yani daha genel sormuştuk size. Neler geldi şöyle bakıyorum, biz yokken bakın en çok gelen cevap nasıl unutursunuz demişler. Tanju Çolak. Benim için de çok değerli, çok sevdiğim bir abim, dostum. Onunla ilgili de şöyle bir hikayeyi anlatabilir miyim? Anlat. Müsaadenizle. Şimdi o zaman daha çocukluk zamanlarım. Tanju Çolak'ta Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş. Böyle olaylı bir derbi maçı sonrası kapının önündeyim. Tanju abi diyorum. Tanju abi geliyor, benim başımı okşuyor. Polis arabasına bindiriyorlar, götürüyorlar. 10 sene sonra biz Tanju abiyle beraber yayınlara çıkıyoruz. Röportajlar yapıyoruz. Geziyoruz, eğleniyoruz. Yani o zaman hayat çok şeye gebe. Kısmet, her şey kader. Yani bir anda biz onları çok yaşıyoruz bu işin içerisinde olduğumuz için, ama yani hayal etmek lazım. Ben o zaman hiç gazetecilik hayal etmiyordum, televizyonculuk hayal etmiyordum, muhabirlik hayal etmiyordum. Ama geldiğimiz noktada herkesin gıptayla baktığı, herkesin hayranlıkla baktığı insanlarla oturup çay kahve içebiliyorsun. O yüzden herkes hayallerini iyi tutmalı, hayallerine sahip olmalı, hayallerinin peşinde koşmalı. Güzel, güzel de mesaj olmuş oldu. Tanju Çolak'tan nerelere götürdün bizi be? Ama çok doğru söylüyorsun, haklısın. Şimdi izleyicimiz yazmış bize, bebeğinin doğum günüymüş. Bebeğinin ismi de Arven. Arven Şimşek'in doğum günü kutlu olsun diyoruz. İyi ki doğmuş. Kaç yaşında olduğunu yazmamış ama bebek küçük herhalde. İyi ki doğmuş Arven. Böyle de bir doğum günü mesajının ardından ben de bir şey söyleyeyim. Buyurunuz. Benim de çok sevdiğim can dostum var. Mesut Habbazi. Çok yakın dostum benim. Mesut Reis. Galatasaraylı iş adamı kendisi. Buradan Mesut Reis'in doğum günü kutluyorum. Benim için çok değerli, çok özel bir insan kendisi. Selamlarımıza söyledik. Bir tane de Fenerbahçeli'nin doğum gününü kutlayayım bir gün be. Hep Galatasaraylıları kutluyorsunuz. Kardeşimin günü kutlarım. Öz kardeşinin günü. Öz kardeşimin günü kutlarım. 30'unda zaten o da. 30-11. 1982. O gün kutlayacağım. Evet. Az kalmış zaten. Dernek başkanı zaten aynı zamanda da. Bak hazırlamış. Sen bütün sürprizi bozdun Ozan Zeybek. Evet, bozmadım ya. Hazırlık yaptım. Bozdum ya. Hazırlık. Erhan Türk bekle. 30'unda bu kadroyla inşallah canlı yayında kutlarız. Denk gelebilir. Neden gelmesin? Peki. İsimlere baksana. Bir türlü Trabzon'a giremiyor. Bir daha. Serhan Türk, Erhan Türk. Evet ya. Sizin isim, soy isimler. Tabii. Çok. Güzel. Maşallah. Maşallah. Evet, Trabzonspor geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor diyelim hatta. Bu sezon geçtiğimiz sezonun biraz uzağında kaldı. Şimdi tabii bir Dünya Kupası arası var. Bu süreç Bordo Mavili ekip için bir avantaj olacak. Bir nasıl gelinmiş bu noktaya haberimizde, neler olmuş geride kalan haftalarda bir bakalım, sonrasında konuşacağız. Şimdi en son Galatasaray 2 sene üst üste. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Şampiyonluk yaşadı. Onun öncesinde Beşiktaş. Yanılmıyorum değil mi? Bir an böyle bir şüphe düştüm. Evet öyle. Evet öyle. Yani aslında böyle istikrar var ligimizde bu anlamda. 2 sene üst üsteler ama son işte pandemiden beri böyle her sezon farklı takımlar şampiyon oluyor. Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor. Şampiyonlukların haricinde bu 3 takım içinde şunu söyleyebiliriz. Şampiyonluk sonrası sendromu yaşadılar. Yaşıyorlar diyelim. Buyurunuz. Ozan Bey buyurun. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben Trabzonspor'da kısa bir süre çalıştım mı diyeyim artık. Yani öyle 2007 sezonu, 2007 yılıydı. Ziya Doğan'la beraber Trabzonspor'da bulundum. Beşiktaş'a bakın. Avrupa Şampiyonası'nda fiyasko olmuş bir teknik adamı, alim, derviş, müthiş bir teknik adam edasıyla Beşiktaş getiriyor Şenol Güneş. En son performansını, bıraktığı yerdeki performansına bakalım. Şimdi bir umut ışığı olarak
Şenol Güneş'e sarılıyor. 6 ay önce seni şampiyon yapmış teknik adam bir anda sırt dönülen bir Abdullah Avcı var. Bu bana beni rahatsız ediyor. Taraftar mı sırtım döndü? Şimdi onu söylemek istiyorum. Burada taraftar teknik adamını mı beğenmiyor, takımını mı beğenmiyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Bence şu an ikisini de beğenmiyor. Valla Trabzonspor taraftarı kim kötüye bakmaz. Kötü der. Trabzonspor taraftarı sadece bordo maviye bakar. Aynen, o formaya evet. bakar. Yani o formada kim olmuş, o olmuş, bu olmuş. Çünkü sonuçta başarıya odaklı bir Trabzonspor istiyor Trabzonspor taraftarı. Abdullah Avcı güzel şey yaptı. Tabii ki şampiyon yaptı. Ama bu seneye geldiğimizde gerçekten hayal kırıklığıyla başlayan bir Trabzonspor var. Yediği gollere baktığımız zaman 18 tane gol yemiş. Gol atabiliyor ama bir o kadar da gol yiyen bir Trabzonspor var. 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet. Bana bir sırt dönme şeyi gibi yediremiyorum. Yani ben bile izlerken şu anda ayıp ediliyormuş gibi geliyor bana. Biraz daha beklenmeli, şey yapılmalı. Yani bu Türkiye Ligi'nde şu var ya, şampiyonluk sezonu, şampiyonluk yaşadıktan sonraki sezon böyle bir sendrom, bir hastalık var. Bunu Beşiktaş, Başakşehir, Bursaspor hepsi yaşadı. Birçok takım yaşadı. Fenerbahçe de yaşadı bunu. Ama bugün gönderdiğinde Abdullah Avcı'dan daha çok bu takıma fayda olabilecek bir tane başka bana bir teknik adam söyleyin. Hayır, şu gelse daha iyisini yapar diyebileceğim birisi var mı? Bak. Trabzonspor'da. Evet. Şunu söyleyeyim. Beşiktaş, Valerian İsmail'i gözden çıkardı. Hemen 3-4 tane alternatif. Sergen Hoca, Şenol Hoca. Anlatabildim mi? Hani böyle. Lucescu, Bilic. Yani böyle hemen bunlar yararlı olabilir diye konuşuldu. Bilic başka bir takımla 3 gün önce anlaşmıştı. Hani hemen sana şey gelmesin. Bilic başka yerde çalışıyor diye onun önlemini alayım. Trabzonspor'a baktığında ben Abdullah Avcı'dan daha çok yararlı olabilecek başka bir teknik adam göremiyorum. Bence Trabzonspor'lar şu var, da böyle yeni bir gündem oluşturmayayım. Okan Buruk eleştirilirken de mesela Fatih Terim'in hemen bir şeyi var. Anlatabildim mi? Terazinin diğer tarafında bekleyen. Yani ama bir gölge, Trabzonspor'da gölgesi var ve Okan Buruk'ta Fatih Terim sürekli arkasında gölgesi varken Fatih Terim stadında 7-0'la rahatladı. Bir de öyle görmek lazım. Bizden önceki yayında da böyle konuşuldu. Sen de böyle söyledin. Kim konuştu? Zaten maç öncesinde de hani stadın adı bir tarafta Emre Belözoğlu, diğer tarafta Okan Buruk, bir de stadın adı Fatih Terim stadı. Enteresan bir maç olacak diyorduk. Ben açıkçası böyle gollü beraberlik beklediğim bir maçtı. Böyle iki hocanın da keyifle hani goller atarak böyle ayrılacağını düşünüyordum. Şunları söylerim ama bak, Okan Hoca ile Emre Hoca'yı kıyaslarsın. Okan Hoca ile ligden başka ama Fatih Terim'le kıyaslamak yok. Ayıp olur yani, haksızlık olur. Çok Fatih kıyaslayan var böyle. Fatih Terim'le kıyaslamaya kalkmasın Fatih kimse. Fatih Terim'in apoletleri. Yani çok fazla sadece onlar değil. Fatih Terim'in normalde teknik adam olmasa bile tarzıyla, bakış açısıyla, başka zeka diyorum. Ona kafanın çalışıp çalışmama anlamında değil. Fatih Terim'le bu şeylere hiç girmeye gerek yok. Ozan, kaç tane Türkiye'de UEFA kupası kazanmış bir teknik adam var ki? Her sene kazanıyor abi, Türkiye'den birisi. Nasıl kazanıyor? Öyleymiş gibi konuşuluyor ya. O yüzden Fatih Terim'i konuşurken önce bir besmele çekecek, ondan sonra da kupaları sayılacak. Öyle olması lazım. Peki, kupa dediniz, bir ödül töreni haberimiz var. Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ödülleri verildi biliyorsunuz. Kimler ödül aldı, yapılan açıklamalara şöyle bir göz atalım haberimizde. Evet Serhan Türk, sen organizasyona katıldın, ödül törenine. Evet, güzel organizasyondu. İzlenimlerini dinleyelim. Güzel organizasyondu. Özellikle Fair Play ruhunu yansıtması açısından Türkiye Futbol Federasyonu yapmış olduğu organizasyonu tebrik ederim. Hem burada işte teknik adam var, kulüp, taraftar, futbolcu, başkan, hepsine ödüller verildi. Bence Fair Play ruhunu yansıtması açısından ileriye dönük iyi sinyaller verdiğini düşünüyorum. Ama katılım, orada biliyorsun milli takımda kamp yapıyor, maçlar var. Bundan dolayı milli takımdaki futbolcular da katılım sağladı. Ama ben bu katılımların daha fazla olmasını isterdim. Bütün kulüpler birliği başkanlarının orada olmasını isterdim. Çünkü bu lig hepimizin, Türkiye Futbol Federasyonu bizim. Oradaki ödüller de Türkiye Futbol Federasyonu adına veriliyor. Yani oradaki paydaşlar adına veriliyor. Mesela Galatasaray adına ikinci başkan Metin Öztürk vardı. Ama diğer kulüpler adına çok fazla katılım da olmadı. Eğer böyle bir şey yapıyorsak katılımın daha fazla olmasını isterim. Galatasaray'da Sayın Metin Öztürk, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimlerine de ilk Galatasaray'ın katıldığı turdan itibaren gelip takımın kurallarını kendisi çekiyor. O anlamda
hani Galatasaray'ın temsili olarak diğer kulüplere göre daha nasıl diyeyim pozitif yaklaştığını düşünüyorum böyle organizasyonlara. Tabii ki, tabii ki. Yani işte önemli çünkü. Önemli. Zaten yani bu yani önemsemek çok önemli bir şey yani. Gerçekten oradaki ödülü önemsiyorsun. Oradaki temsiliyeti önemsiyorsun. Bunlar çok önemli. Ben bu bağlamda mesela Uğurcan güzel fair play ödülü aldı. Tebrik ederim Uğurcan'ı. Diğer tarafta Sivas Spor aldı. Konya Spor Başkanı aldı. Başakşehir Futbol Kulübü'nün taraftar grubu aldı. Ve her hafta yani ilerleyen zamanlarda kim ödül alırsa o bayraklarda taşınacak mı statlarda. Bakalım iyi başlangıç yaptılar. Böyle başlangıçlar çok güzeldir. İyi de başlar ama devamını getiremeyiz. İnşallah devamını getirmek temennisiyle. Kesinlikle. Devamı gelsin. Sayfası açıldı mı TFF'nin? Ben bakmadım oraya. Medya, sosyal medya sayfası yapıyorlar ya. Hı hı. Çok geciktiler onun için ama evet. Bir an önce yapmaları lazım artık işte. Beklentiler o yönde. Bekliyoruz bir an önce daha da profesyonelleşmesini. Peki o zaman bir ben kimim yapalım. Sonra soru cevap sizlerin de merak ettiklerini seri bir şekilde konuşuruz. Önce bir ısınalım Twitter'a değil mi? Son sayfa etiketine yazın. Avrupa'nın 3 büyük liginde kupa sevinci yaşadım. 1996 yılında ülkemde yılın futbolcusu seçildi. Yılın futbolcusu seçilenler, Ballon d'Or alanlar bugün böyle. İki farklı takımda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandım. Marcello Lippi ile çalışmak büyük bir gururdu. Bayağı bir geçmişe gidiyoruz herhalde. Futbolculuk kariyerimde olduğu gibi teknik direktörlükte de başarılıyım. Hiç de mütevazı değil. Kim acaba? İnza gibi. Hayır. Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyoruz. Kim acaba? Hollandalı mı? Demeyeceğim. Değil ama. Marcello Lippi ile çalışmak. Lippi ile nerede çalıştı? Juventus'ta. Çok iyi bildiğiniz bir ismi soruyoruz. Doğal olarak maddede de yazıyor teknik direktör aynı zamanda. Yani bu böyle İtalyanmış gibi bir imaj oluşuyor da tuzakmış gibi geldi bana. Avrupa'nın 3 büyük liginde. Acaba bu ismi futbolculuk kariyerinden mi bulabilirsiniz? Teknik adamlık kariyerinden mi bulabilirsiniz? Ya da her ikisinden mi? Hani ikisinde de başarılıymış. C'ye hiçbiri. Yok bulursunuz. Evet sevgili izleyicilerimiz sizden de cevapları bekliyoruz. İki farklı takımda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandım. Aslında iyi bir kıstas. Futbolcu evet. Kariyerimde olduğu gibi teknik direktörlükte başarılıyım. Teknik direktör olup da başarılı olan yakın zamanda... Kostadinov değil. Kostadinov. Kostadinov mu yazmışlar gerçekten? Ancelotti değil. Değil ya. Nereli acaba? İspanyol mu? Bir doğru yanıt geldi. İsmini okumayayım. Koeman değil. Bu... Tudor mu? Hayır. Eski futbolcu. Ay, tamam onu direktör. Biliyoruz. Artık hani... Bu kişi diyelim Avrupalı. Tamam işte Hollandalı. Değil Hollandalı. Hollandalı değil. Hadi Hollandalı değil. Zidane değil. Zidane yani... değil de. Gattuso da değil. O Gattuso şeyde, da değil. O 3 tane büyük ligde oynamadı. Rijkaard? Değil. Diego Simeone değil. Pep Guardiola. Bütün bir teknik direktörleri, yani başarılı teknik direktörleri yazın bakalım. Koeman cevabı çok geliyor. Değil. Doğru cevap da çok gelmiyor bu arada. Bir yani. Tane mi geldi? Yani öyle gibi. Mancini gelmiş değil. Hemen İtalyanlara gitmesin aklınız. Mancini değil. Kim acaba? Marcello Lippi ile çalışmak büyük bir gururdu. Diyor kendileri. Lippi İtalyan mı? İtalyan değil. Luis Enrique değil. Bir tane Alman mı? Artık bütün ülkeleri tek tek. Alman teknik adam söyle. Alman olsun. Değil de. Alman de. Hadi. Klinsmann gelmiş. Değil. Kim olur? Biraz daha gelmeye başladı doğru cevaplar.
Guardiola yazmışlar değil. Bierhoff. Ama yani iyi bildiğiniz bir isim. Ülke söyle de bizi kurtar. Ne başarılar ne başarılar. Milke ülke söylesene. Ama ben ülkesini söylersem. Tamam hatırladım ben ya. Tamam ya. Romanya'da röportaj yapmıştım kendisiyle. Deschamps. Didier Deschamps sordu. Didier Deschamps. Evet. Bravo Serhat. Bir de çok düzgün bir adam biliyor musun? Bravo lan Serhat. Orada röportaj vallahi yapma bravo talebimiz oldu. Geldi kendisi. Özellikle bekledik. Kendisi geldi bize röportaj yaptık kendisiyle. Gerçekten iyi bir insan. Bravo Serhat. İşte yağmur yağıyordu. Şemsiye eşinde. Aa. Romanya'da kura çekimine gelmiştik. Orada röportaj yapmış kendisiyle. Yağız Mustafa isimli izleyicimiz de ilk bilen izleyicimizdi. Bravo. Şöyle bir soru gelmiş. Dünya Kupası arası en çok hangi takıma iyi gelir? Ozan Zeybek. Trabzonspor. Serhan sen ne diyorsun? Fenerbahçe. Kötü müydü Fenerbahçe? Birinizden bir Beşiktaş cevabı yoruldu bekliyordu. Yoruldu ya. Yoruldu. Yok, o açıdan söylüyorum ben. Çünkü geçen gün biz Spor Ajans programına da Ceyda'yla programa çıkmıştık. Orada da şunu konuşmuştuk. Yani Fenerbahçe çok iyi gidiyor. Ara olmasın falan derken Giresun kazası geldi. Ben dedim ki Fenerbahçe çok yoruldu. Hem Avrupa'da mücadele etmesi. Aynı şekilde Başakşehir de yoruldu. Bunlar sıkıntı çıkacak, çekecekler dedim. Ya işte Fenerbahçe aldı gidiyor tarzı bir söyledi ama tabii ki bu aralar bence Fenerbahçe'ye, Trabzon'a, Başakşehir'e ve Sivasspor'a iyi geleceğini düşünüyorum. Peki Selman Bey sormuş Dünya Kupası'nda ben Yılmaz Hoca'ya da sormuştum ama hadi size de soralım. Desteklediğiniz bir ülke olacak mı? Şimdi maalesef biz yokuz ve alıştık artık Dünya Kupalarında 4 yılda bir. Başka ülkeleri şöyle sempati duymaya, desteklemeye. Ben ya, her zamanki gibi ilk cevabımı vereyim mi? Dünya genelinde Arjantin. Ben cevap vereyim. Ben hiçbir zaman turnuva başlamadan bir takım seçmiyorum kendime. Evet. Şöyle bir izliyorum. Bana sempatik gelen ülkeler oluyor. Öyle kararımı veriyorum. Ne çok güçlü hani ekip seçmeye çalışıyorum ne de çok böyle güçsüz. Bakalım belli değil benim daha. Siz ne diyorsun? Sen Arjantin mi diyorsun o zaman? Hayır, dünya genelinde şu yani, anda nereye o, hani baksam şey Arjantin, yapsam Brezilya hep Arjantin. Zaten. Ben Fenerbahçelilerin Brezilya'yı destekleyeceklerini düşünüyorum. Brezilya'nın teknik adamı şampiyon yapsın da Jesus'la uğraşmasınlar diye. Ha, güzel. Jesus bize kalsın der diyor Fenerbahçeliler evet. Aslında. Zor. Evet Serhan sen? Ya benim Türkiye'm orada olmadığı sürece neyleyim ben Dünya Kupası'nı. Gerçekten öyle benim için. İzleyeceğiz, zevk alacağız ama yani onu bunu tut. Yo, benim ilgimi çok çekmiyor ya Erhan. Serhan, Erhan'la kardeşin aklıma geldi. Ya. O Dünya Kupası'na gidecek ya. Serhan hiç şey yapmıyor ya. Yani böyle hiç ilgimi çekmiyor. Biraz yok, önce aynen, bir an önce aynen, keşke bizim aynen. Ligimiz başlasa da şu kaldığımız yerden mesela devam etsek. Mesela yayından önce ben bizim Avusturya kampında Bad Waltersdorf'ta kaldık. Orada bizim karnımızı doyuran çok sevdiğim bir arkadaşım var. Mustafa onunla da konuştuk yayına çıkmadan önce. O da diyor ya ben neyleyim diyor. Önemli olan Türkiye'nin orada olmasıydı dedi. Türkiye orada olmadıktan sonra ne yapayım dedi. Sevdiğiniz futbolcular olur hani onların ülkesini desteklersiniz. Ne bileyim işte tuttuğunuz takımdan ülkesine giden, milli takımına giden oyuncu vardır onu destek. Olur ya yani hani böyle. Galatasaray'dan kaç tane oyuncu gitti? 5. 5 biliyorum Nelson ben. Nelson da gitti değil mi? Doğru mu? 5. Ama Türkiye Ligi'nden 19 futbolcu gitti. Hayır sen 5 evet. Tane mesela orada onlardan gidenlerden biraz gönlün kayıyor olsa kimi desteklersin ülke olarak? Erken gelmesi açısından mı? Yok. Ülke olarak mı? Evet. Ya diyorum ya hani kimseyi desteklemiyorum deme. Uzun gitmesin ki. Hı-hı. Dönüşü daha rahat kolay olsun. Yorulmadan olsun. Peki. O zaman bugün böyle güzel sorular hazırlamış editörümüz Yusuf. O sorularla devam edelim. İzleyicilerimize de sormuş olalım. Artık böyle ama şey değil yani. Şıklarımız var. İkisinden birini seçeceksiniz. Biraz da Dünya Kupası'yla da ilgili sorular. İlki gelsin bakalım. Gelsin. Hangisi Dünya Kupası'na daha fazla katılmıştır? İsviçre, Hollanda. Haydi bakalım. Bize mi soruyorsun? Tabii ki. İzleyicilerimize de soruyoruz. Onlar şimdi iki dakikada bakar söylerler. Aslında size soruyorum. Cevap vermek istiyor musun? İsviçre. İsviçre mi diyorsunuz? Hı-hı. Neden?
cevabı ortaya çıktığında şey çıkacak yani ortaya biraz sonra zaten. Neden yani İsviçre'nin daha fazla katıldığını düşünüyorum. En son zaten. Tuzak soru diye herkes Hollanda diyor. Peki, Dünya Kupası'na diyor ama. Dünya tahmini kupasına sayı diyor. Söyleyin. Bu, Dünya Kupası'na hani bir ama. Önemi yok ama ben merak ediyorum. Ben bunu bir yakın zamanda haber olarak izledim diye. Turnuvalara hani istikrarlı bir şekilde katılabilen en son ülke. Avrupa Şampiyonası'nda da güzel işler yaptı. Evet ama şey yani sonuca gidemese de turnuva takımı yani. Hep öyle derler. Turnuva takımı derler evet. Zaten İsviçre için. İsviçre diyorsunuz. Bakalım. İsviçre diyorum. Hatta bir İsviçre maçında da İsviçre dedik orada. Güzel de eğleniyorlardı. Her turnuvada görüyorum ben İsviçre'yi yani. Bakalım kaça kimmiş? Çıkacak? Bakalım kaç turnuvaya katılmışlar Dünya Kupası'na. İki ülkede. Gelsin cevap. Evet. Sadece bir ama fark. Bu çok ya. Büyük tuzak bu da. Evet. Daha belirgin bir ülke seçebilirdi ama burada büyük çoğunluk Hollanda derdi. Ben bunu yakın evet, zamanda evet. Haber olarak izledim diye aklımda kaldı. Çok konuşuluyor çünkü gerçekten. Evet. İsviçre'nin böyle turnuvalardaki istikrarı keşke bizim ülkemizde böyle olsa. Yani tamam her turnuvada üçüncülük hayalimiz Türkiye yok ama kaç katılalım Dünya Kupası'na gitti. Katılalım yani. 2006 Dünya Kupası'nda ben İsviçre dedim o zaman. Peki. Türkiye kaç defa gitti? Bir tane daha var. Bunu kolay kolay bilemezler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İkinci sorumuz gelsin. Dünya Kupası'nda hangisi daha fazla çok gol atmıştır? Ya. Batistuta mı, Klinsmann mı? Jürgen Klinsmann. Diyorsun. Ben de Klinsmann diyorum. Allah Allah. Kaçtır peki? Çift haneli. Gol sayısı. Çift hanelidir. Arada çok fark var mıdır Batistuta ile sizce? Şimdi burada madar olmamak da var değil mi? 16'ya 12 falan mı acaba? İzleyicilerimize de bakalım. Bence ben. Fark var arada. Batistuta demiş Mehmet Bey. İbrahim Bey Klinsmann demiş. Bora Bey Batistuta demiş. Aslında Selman Luma bir an önce bilirdi yani. Şimdi bakıp da söylenebilecek bir veya hızlıca bakıp söylenebilecek bir şey olduğu için izleyicilerimizin hani söyleyecekleri çok belki referans olmayabilir. O yüzden hepsini okumamaya çalışıyorum. Emin miyiz Klinsmann'dan? Bakalım mı? Ben Klinsmann diyorum. Ben Klinsmann diyorum. Evet, iki konuğumda, iki soruda da aynı cevapları verdi. Bakalım. Kapalı zarf usulü yap bundan sonra. Hangisi daha fazla gol atmış? Yine bir farkla doğru cevabı bildiniz Klinsmann. Güzel gidiyorsun. Doğru gidiyoruz. Çift haneli dedi. Son bir soru daha var. Burada ayrılalım artık Serhan. Serhan Ozan Ayşe. Burada ayrılalım. Tamam sen ne dersen tersini söyle. Hangisi Dünya Kupası'nda daha çok maça çıkmıştır? Çok güzel ya. Roberto Baggio mu Rivaldo mu? Bugün de bir Rivaldo'cuyuz yani. Hep bir Rivaldo. Sen söyle. Baggio. Allah Allah ya. Rivaldo. Rivaldo mu Baggio mu? Hangisi daha fazla maça çıkmış olabilir? Bunu izleyicilerimiz de böyle bir yazsın. Hemen bulamazlar bunu. Bence Rivaldo. Baggio yazmış Batuhan Bey. Rivaldo aralan ek fark da o kadar az değil. Soner Bey Baggio yazmış. Mustafa Bey Rivaldo yazmış. Rivaldo. Ozan Zey Bey. Baggio. Baggio dedi. İki farklı yanıt aldı Baggio. Bu sefer. Bakalım. Baggio mu daha fazla çıkmış? Rivaldo mu? Dünya 17'ye 13. Maçı? 17'ye 13 dedi. Gelsin cevaplar bakalım 17'ye 13 mü? 16'ya 14. Bir eksik bir fazla. Ozan Bey. Bir eksik bir fazla Serhan Türk. Ama Ozan Zeybek kazanmış oldu. Tabii tebrik ederim Ozan'ı. Baggio, ben de mesela bunu ilk duysam yani Brezilya olduğu için direkt hani böyle bir Ronaldo derdim. Rivaldo derdim ama şaşırtmacalı bir soru. Baggio da ne oyuncuydu be. Baggio daha fazla maça çıkmış. 16'ya 14. Çok da bir fark yok. Tabii ki biraz yakın farklarla şaşırtmalı sorular hazırlamış. Teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf'a bu sorular için. Şimdi birazdan sosyal medya köşesi yapacağız. O da mı yeni bir şey? Yok, klasik bizim sosyal medya turumuz. Şöyle sosyal medya paylaşımlarına bir bakacağız. Getireceğim ekranı. Aa, bir tane daha ben kim mi yazmışlar? Yok artık bugün süremiz de zaten azalıyor. Bir soru cevaba programın sonuna doğru geçeriz. Merak ettiklerinizi sona doğru saklayalım. Bir sosyal medya turumuzu yapalım bence. Bir paylaşım gelecek.
Ben buna çok güldüm ya. Bana da denk geldi sosyal medyada gezerken. Gerçek mi? Emin değilim. Gerçekse inanılmaz. O sohbet yani gerçekse. Kayseri Spor taraftarı sucuk alacağım bahanesiyle evet, Kayseri güzel. Deplasmana giden Konya Spor taraftarına sucuk hediye etti. Çok şu mesajlaşmayı ya. Okudunuz mu siz? Kayseri Spor. Neredesin diyor yani. Göremedim bile. Seni evde göremedim diyor. O da diyor ki sucuk almaya gitti. Allah Allah diyor. Kahvaltıyı hazırlıyorum o zaman. Kaç dakikaya gelirsin? Biraz gecikebilirim diyor. Nedeni de işte fotoğraf. İlginç yani. Güzel, esprili bir mesajlaşma ve o fotoğraf sonrasında sucuk hediyesi. Bu haftanın konuşulan konuşuldu. Bu arada Kayseri Spor'un yenilgisi de yine çok konuşuldu. Ama yani Konya Spor'da çok sürpriz değil İlk yani. İlk yarısı harika bir maçtı. Tabii. İlk yarısı harika bir maçtı. Peki siz ne diyorsunuz? Sucuk mesela Kayseri'de mi? Ya. Kayseri'de midir sucuk yani? Tabii tabii. Afyon değil mi ya? Afyon da çok meşhur da Kayseri'nin Kayseri. Bambaşka. Sucuk Kayseri pastırma. Küçük sucuk gördün mü Kayseri'de yedin mi? Harika yapıyorlar onu yani. Küçük pek böyle. Sevmem bu arada beni linç etmeyecekseniz. Yani bilmiyorum bana çok ağır geliyor da. Ben Adana'da el yapımı sucuk yemiş ama pişmiş. Ben pişmemiş de nasıl yiyorlar anlamıyorum onu da. El yapımı o böyle bayağı et gibiydi. Ya kuru et rengi kırmızı da değil. En sevdiğin yemek ne senin Melike? Her yemeği severim. Bir tanesini söyle. Ama bir de Melike son zamanlar Reels'lerde yemek paylaşımları da yapıyor. Yani iyi evet. Takip ediyoruz biz de. Evet, seviyorum yemek. Güzel yemek yapıyorsun. Bak, yani biraz daha ben pastaneciyim de yemek de yapmaya çalışıyorum. Tabii daha çok böyle pasta ürünlerini yapmayı severim ve yemeği çok tabii güzel, çok başarılı buldum ben yani. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız var yiyen. Onlara sorabilirsiniz. Genelde kime soracağız? Tabii ki şansına soracağız. Ceyda'ya sor. Şansına yok, soracağız. Ceyda yedi, Yusuf yedi. Tabii Ercan yedi. Çok yani kime denk geldiyse haber merkezinde. Aykut İnce'ye yedi mi? Getirdin mi onu Aykut İnce'ye? Aykut İnce'ye denk gelmemiş olabilir. Ben şimdi gece geldiğim için artık bizim... Nevzat'a getirmiştir ben sana söyleyeyim. Yok evet. Nevzat da yemedi. Nevzat dinlere gelmiş. Bir tam sözüm olsun size de. Bir tamam lütfen. Denk getirmeye lütfen. Çalışacağım. Melike buyurunuz. En sevdiğin yemeği söyle. Ya ben çok klasik olacak ama. Olsun klasik zeytinyağlı olsun. Zeytinyağlı yaprak sarmasını tek geçerim ama zeytinyağlı. Şimdi yıllar önce Amerika'da... Ya bir tencereyi bitiririm o çok düşün. Tehlikeli... cezaevine konulan çok tehlikeli mahkumlara gittiğinde şey yapıyorlar, anket yapıyorlar. En sevdiğin yemeği ver. İdam cezası kaldırılmış. Bu mahkumlardan da kurtulmak istiyorlar. Bu gerçek bir olay. En sevdiğin yemeği yaz. Herkes yazıyor işte. En sevdiğin film, spor falan. Onlar da zannediyor ona göre şey yapılacak. Bu insanlara aylarca, mesela sen kuru fasulye diyorsun, sana aylarca kuru fasulye veriyorlar. Artık vücut kendini zehirliyor. Geçenlerde ben kendi çocuğumla böyle muhabbet ediyoruz arabada 11 yaşında yolculuk yapıyoruz. İşte eskiden en çok sevdiğin yemek ne? Mantıydı benim çocuğumun. Şimdi mantıda. Değiştirdi mantıdan vazgeçti. Mantıdan bir numarasıydı ve diğer mantı ve diğerleriydi. Ha. Şimdi böyle birkaç tane değişik şey var. Mesela taze fasulye. Güzel, 11 yaşında bir çocuğun nohut, taze fasulye böyle şeyleri sevmesi harika. Karnıyarık severim annesi mesela. Çok güzel yapıyordur. Yapıyor. O yüzden. Babaannesi daha güzel yapıyor. Babaannesinin yemeklerini çok beğeniyor ama... Mesela bana şunu sordu çok ilginç. Baba şimdi yediğin ürünlerden ömrün boyunca bir daha yemeyeceksin dendiğinde neden vazgeçebilirsin? Benim mesela birçok şey var vazgeçebileceğim öyle. Mesela bana baklava desen insanlar baklava sever misin? Vazgeçerim ben. Ben hiç ömür boyu yemesem olur. Ben de olur. Bak ben de ömür boyu yemesem olur. En sevdiğin yemek ne biliyor musun benim? Simit. Sen simit mi diyorsun gevrek mi? Simit diyorum tabii. Biz hayır siz İzmir'de gevrek deriz evet, mesela. Evet biliyorum. Gevrek, simit, İzmir tulum peyniri. Milletin karnını acıktırıyoruz şu anda ama. Evet farkındayım. Kabuğu soyulmuş domates. Bir de yeşil zeytin kırılmış. Anlatabildim mi? Kırmaz. Domates ve peynirden vazgeçemeyiz biz ya. Abi. Biz de İtalyanlar mesela herhalde. Ben yemem. Ben peynir yemiyoruz. Ben eşim, sen yemiyorsun evet. Eşim de yemiyor. Evet, evet yemiyor. Berna da yemiyor. Ay. Ben de yemiyorum. Peyniri peynir bıraksam yemiyoruz. Kilo almam. Öyle söyleyeyim. Yok biz peynir yemiyoruz mesela. Yani ben tam kendime göre de bir hanım bulmuşum yani. Ay. Eşim de sevmiyor. Biz peynir şimdi yemiyoruz. Şimdi peynir deyince aklıma geldi. Geçenlerde Serhan benim yanıma geldi. Böyle bir akşam üzeri atıştıracağız. Peynir tabağı falan yapın dedim. Abi 20 çeşit peynir geldi. Of. En sevdiğim Serhan, şey peynir tabağı. Seç parmesan mı alıyorsun, tulum mu alıyorsun ne?
Demesin mi? Ben hayatta peynir yemem. Ben yemiyorum değil mi? Ben Gürhan'ı aradım ondan sonra ya işte. Gürhan'ı aradım ondan sonra çorba geldi yani. Çorba geldi evet. Çorba söyledi bize. Ben peynir yemiyorum dedi. Gelen çorba ne çorbası? Domates çorbası, üstü patlıcan. Kaşar. Patlıcan çorbası. Patlıcan çorbası. Aa, çok enteresan. Güzel yapıyorlar. Çok güzel. Müthiş yapmışlar. Of. Acıktık. Vallahi acıkıyorum. O zaman sıradaki paylaşım gelsin. Sosyal evde karnacık olan varsa sessizce kalksın, diğer odada uyuyan buzdolabını vardır. Buzdolabını sakın açmayın. Buzdolabını açmayın. Işığı şeyi açın, mutfağın ışığını hafif. Bir tarhana çorbası yapın. Oo, kış, bir de kış ne, gecesi, ne yapacağınızı ne gider, söyledim. Kış gecesi harika gider şimdi. Ekmeksiz bir tarhana çorbası. Böyle şimdi ekrandayız, böyle ekranı, kaba koysunlar. Tencereye de değil, böyle bardağa kaba koy, kupaya. Böyle bunun içine bir tarhana. İngiltere 7.lik ekibi Aston United, Erling Haaland'ı Dünya Kupası boyunca kiralamak için resmi teklif yapıldığını açıkladı. Güzel paylaşım gerçekten. Gerçekten Haaland'da gittiği her takımda başarılı olmuş isim olabilir bu arada. Bugün sorduğumuz soruya istinaden. Öyle olacak gibi görünüyor. İleride bilmiyorum İbrahimovic kadar özgüvenli. Yok, İbrahimovic gibi kimse olamaz. Ego tavan. Özgüven mi, ukalalık mı? Ego. Ben kibar olmaya çalışıyorum her zaman olduğu gibi. İşi en yumuşak tarafından söylemeye çalışıyorum ama öyle yani. Peki bir paylaşımımız daha var, o da gelsin. Aa, güzel bir fotoğraf gelecek şimdi. Bugün ben de gördüm. Çiçeği burnunda milliler. Arda Güler ve Emirhan İlkan. Evet, gelir gelmez bütün futbolcular sarıldı, tokalaştı ve Arda'ya da Emirhan'a da bütün oradaki milli takım abileri sahip çıktı. Beraber güzel bir antrenman yaptılar. Ne kadar güzel değil mi? Baksana görüntüye. Ya maşallah, Allah nazarına saklasın Arda'yı da Emirhan'ı da, Allah nazarına saklasın. Yıllar sonra şu fotoğrafı hatırlayalım. Getirelim yan yana, sonra ikisi de. Belki çok kariyerli teknik direktörler olur. Tabii çok kariyerli futbolcular olduktan sonra biz de hatırlarız. Şimdi bunu söyledim çünkü bir fotoğraf gelecek. Yine böyle çiçeği burnunda futbolcu iki tane. Yanlarında da muhabir var mı? Ortalarında da bir muhabir var. Onlar yıllar geçti. Bugün Süper Lig'de iki kıymetli teknik direktör. Bakar mısınız? Serhan, neresi bu? Ya. Burası İtalya, Inter kulübünün antrenman tesisinin önü. Hatta buradan yemeğe gitmiştik beraber, antrenmanı izlemiştik. Ben de o zamanlar röportaja gitmiştim. Hı-hı. Benim de çıtır olduğum zamanlar o zamanlar. Yalnız Okan Hoca hiç değişmemiş. Hiç değişmedi. Aynı yani. Ben de baksana röportaja takım elbiseyle gitmişim ben de. Yani enteresan. Bir de şey gibi biraz böyle siyah. Siyah giyip öyle gitmişim, böyle yakın bağrımı açmışım. Anlat bize bugün neler olmuş. İki, bak aşağıda tarih de var. Nisan 2004. 2004 Nisan. Ya çok güzeldi. Orada taraftarlar da vardı. Hatta taraftarların elinde formalar vardı. Oradan sonra da biz evlere gitmiştim. Röportaj yapmıştım. Emre Emre ile Emre Okan'la. Beraber kalıyorlardı. Hatta Vieri vardı o zamanlar. Hep beraber bir de PlayStation oynamıştık. Orada. Güzeldi o zamanlar. Yani düşünsene, hani biraz önce söyledim ya ben. Hayallerinizin peşinden koşun. Benim hayallerim bu değildi ama bir anda kendimi işin içinde buldum ve dünyayı da gezmediğim ülke kalmadı, tanımadığım futbolcu kalmadı. O zaman zaten Okan da Emre de Galatasaray menşeli olduğu için, çıkışları Galatasaray olduğu için ben de onlarla daha yakın ilişkilerim vardı, arkadaşlığım vardı. Gidip oralarda röportaj yapıp servis ediyorduk ve haberleştiriyorduk. Tabii şimdi senin için geçen haftaki maç da apayrıdır yani. Böyle Okan Hoca'ya da gösterdim. Okan Hoca da bayağı şey yaptı. Ben aynıyım dedi de. Aynen. Emre çok değişmiş. Ya yok ya, Emre Hoca da çok değişmiş. Yani kötü anlamda değişmedi. Tabii ki yaş aldı ama. Daha karizmatik oldu Emre Hoca. Aynı. Tabii. Dinçlikte ikisi de maşallah yani, öyle söyleyelim. Allah nazarına saklasın. Daha Emre o zaman 23 yaşındaydı. Emre tabii daha genç değil mi? Emre'ciğim o zamanki Emre. Özür diliyorum burada. Yani benim için hani arkadaş olduğum için kusura bakmayın. Emre Hoca, Okan Hoca çok değerli benim için. Çok da sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım. O zaman Allah uzun ömürler şimdi versin. 23 yaşındaydı Emre Hoca o zaman. Okan da zannedersem 27, 28 öyle bir şeydi. Tabii Dünya Kupası'na gittiğinde 21 yaşında mıydı? 20 yaşında falandı değil mi Emre Belözoğlu? Çok gençti daha. Bak bugün olacak bu oyuncular o yaşlarda 23 yaşında, 25 yaşında dünya çapında oyuncu olur biliyor musun? O mevkide bunlar gibi
Emre ile Okan gibi oyuncu yok şu anda. Bir de o zaman Rekobalar Mekobalar tabii, olduğu zamandan bahsediyoruz yani. Kanavaro vardı, yani Materazzi vardı. İnanılmaz iş yapar, inanılmaz Melike. Peki hızlıca şimdi bir hakem ne yaptı bölümümüz var. Gelsin bakalım. Vallahi çok güzel, keyifli bir 3 saati geride bırakmış. Bizim şöyle zor geçen bir 24 saatin ardından. Geçenlerde soruyor birisi. Çeşme'de oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Sence diyorlar Türkiye'de en çok taraftar hangi takımın? Vallahi taraftarı bilmiyorum, hani Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Beşiktaş. En çok muhabir ve medyada çalışan Galatasaraylı var diyorum abi. Herkes Galatasaraylı. Yok. Medyada yok, en büyük ağırlık Galatasaray'da abi. Lütfen Fenerbahçe'de ya. Ben de Galatasaray'ı görüyorum. Ben çok Beşiktaş'ı tanıyorum. Lütfen yok, Fenerbahçe'de ya. Sen yok. Ya böyle şimdi şöyle ekrana çıkan, ekranda çok fazla yorumculuk yapan isimlerde biraz Beşiktaş'ın nüfuzu yüksek sanki. Öyle bir düşünün. Size müdürlere gelin, müdürlere. Of, onu bilemem şimdi. O farklı bir şey. Evet. Artık zaten biraz da buralarda tarafsız da durmak hayret lazım. Hayret, Galatasaray'ın yani düşük olduğu, eksik olduğu bir yer çıktı yani. Öyle mi şimdi? Son haftaya kadar bakacağız. Son hafta muhabir sayısı da değişebilir. Bu yani hafta daha çok gün var. Galatasaray'ın... Sen finali yap artık. Tuzağa düşmüşken bu yeni bir şey bulur. Şimdi... Ya bak 10 gün önce seneyi konuşuyorduk. Nereden nereye geldik? Ama Okan Hoca şey. Gidecek mi, gönderecek mi konuşurken... Ne, şu an neyi işte, konuşuyoruz? Ama futbol böyle işte, bir şey. Maçlar, ya daha bekle. Maçlar, Okan Hoca diyordu ki ben 26 tane şut atıyorum. Ben 26 tane şut atıyorum, 25 tane şut atıyorum. Program ilk başladı. Beşiktaş maçı arkasından Başakşehir maçı. Program tekrar başlıyor, biz kapatıyoruz ama. Ama Ozan öyle olmaz ama. Gerçekten olmaz. Siz pozunuzu beni şöyle konuşur gibi. Ozan. Evet sevgili izleyicilerimiz, bu gecelik son sayfayı noktalıyoruz ama saatleriniz 23'ü gösterdiğinde biz yine burada karşınızda olacağız. Mutlu geceler.